Oto Demirgil Hakan Demirgil'in katkılarıyla futbol analiz başlıyor. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bir hafta aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Sivasspor cumartesi günü maalesef Kayserispor önünde hiç beklenmedik bir skorla ayrıldı. 2-0 kaybetti. Oysa bu maç için hem Yiğit Olar hem de Sivas kamuoyu çok şeyler bekliyordu. Sivasspor gerçekten de hayal kırıklığı yaşattı. Bu maçın öncesini, sonrasını ve maç sonrası yapılan açıklamaları ekranlara getireceğiz. Maçın analizini yapacağız. Neden Sivasspor yenildi? Ki Sivasspor bir hayli de transfer yapmıştı. Birçoğunu da maça da yetiştirdi. Hemen hemen maça yetişmeyen yeni transfer de kalmamıştı. Bütün bunları konuşacağız. İkincilik temsilcimiz Sivas Belediyespor Diyarbakır deplasmanında son derece talihsiz bir 90 dakika yaşadı. Öyle ki maçın henüz başında 1-0 öne geçmesine rağmen ikinci yarının başında 10 kişi kaldı. Bir de penaltı aleyhine verilince 1-1'lik sonuçla Sivas'a döndü Sivas Belediyespor. Bu maçın da özet görüntüleri ekranlarda olacak. Tabii sizlerden gelen fotoğraflar ki gerçekten de teşekkür ediyorum bir kez daha. Çok büyük ilgi gösteriyor izleyicilerimiz. Özellikle çocukların fotoğraflarını her hafta söylüyoruz. Gönderin ekranlarımızda verelim Sivasspor'lu formasıyla, atkısıyla çocuklarımız diye. Sizlerden gelen fotoğrafları da ekranlara getirecek arkadaşlarımız. Sivas'taki amatör sporlarla ilgili Bal Ligi ve birinci amatör kümeyle ilgili de hem İlham Hocam'ın hem de bizim söyleyeceklerimiz, konuşacaklarımız olacak. Evet, Sivasspor ne yazık ki ligin 4. haftasında kendi sahasında Kayserispor'a, ki Kayserispor'la yıllardır süren bir rekabet söz konusuydu. Puan kadar bu rekabet de önem taşıyordu ama böyle bir maçta gerçekten kimsenin beklemediği bir skorla ayrıldı yeni 4 Eylül stadından. Hocam, Kayserispor maçına az önce de girişte de söyledim. Sivasspor oysa yani bütün ibreler Sivasspor'dan yanaydı. İşte çok iyi transferler yaptı. İsim isim baktığımızda hemen hemen her bölgenin 2-3 alternatifi vardı. Hatta şunu söyleyeyim, bu da belki küçük bir detay ama kırmızı beyazlar için de bir moraldi sanıyorum. Bir yıl içerisinde 2 kupa aldı Sivasspor. Biri TFF 1. Lig Şampiyonluk Kupası ve geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Kupası'nı aldı. Yani kupa moraliyle de o milli takım arasında bu maça hazırlandı ama evdeki hesap çarşıya uymadı hocam. Evet. Ben de Sivas halkına, Yiğit Olar'a iyi akşamlar diliyorum. Tabii bizi aslında güvendiren şey Kayserispor maçına o güvenle çıkmamızın yegane sebeplerinden bir tanesi de Sivasspor'un Galatasaray maçında ortaya koymuş olduğu alan savunması, geniş alanda rakibe alan ve saha bırakmaması, rakibi önde baskılayarak, kendi yer alanına çekilmeden önde baskı yaparak Galatasaray'a fazla pas yapıp üzerine gelmesini engellemesiydi. Hakikaten bu kadar cesaretli, bana göre de doğru yapılan, cesur, belki skora yansımasa bile, bize o güveni veren, futbolcusuna da o güveni veren. Biz Galatasaray'a böyle İstanbul'da bu şekilde oynuyorsak diğer maçlarda da biz bu işe üstelik Galatasaray maçından sonra da takviyeler yapıldı. Tabii. Ya isimden ziyade bana göre bu takıma moral motivasyonu veren bir önceki haftaki Malatya maçı ve Galatasaray maçıydı bana göre. Galatasaray maçında bu kadar çalışılmış, Galatasaray maçına bu kadar düşünce bazında, fikir bazında, taktik bazında İyi çalışılarak gidilmiş ve doğru şeyler yapılmış. Skora yansımasın benim için önemli değil. Önemli olan o sahada doğru şeylerin yapılıyor olması. Tatbikatını yaparsın, yapamazsın, başarılı olursun, olamazsın, o ayrı bir mevzu. O ayrı değerlendirilecek şey. Ama ben bir teknik adam olarak baktığım zaman Galatasaray maçında hakikaten cesur, yürekli ve doğru şeyler yapan bir takım görüntüsü vardı. Evet. Fakat Galatasaray Spor maçına çıktık.
Çıktığımız an ben kanatların düştü, eyvah dedim ben. Neden hocam? Sebebine gelince de şimdi siz Galatasaray'a sahaları, alanları dar eden bir takım olarak kendi sahanıza geliyorsunuz. Kayseri Spor maçında sol beki sol açık olarak başlatıyorsunuz. İlk 11'inizde 7 tane defans oyuncusuyla başlıyorsunuz. Defansif bir kadro. Defansif evet. bir kadroyla başlıyorsunuz. Ve ben sporcu olsam ben derim ki hocam söylemese bile biz herhalde bu işi biraz rolantide götüreceğiz. Topun bizde kalmasını sağlayacağız. Bir gol atarsak onun üzerine yatacağız. Böyle bir taktikten oynayacağız. Hoca ne anlatırsan anlatsın. Benim önüme gelen, ben o sahaya çıkan bir futbolcu olsam ben böyle düşünürüm. Taraftar da geneli böyle düşünüyor hocam. Mutlaka yani. Sen Elderson'u kastediyorsun işte sol tabii. açık. Veya şöyle düşün. Abdullah Yiğit bu takıma alınmış sol açık. Abdullah Yiğit. Ben sol açığım arkadaş. Sol beki getir sol açık oynatmanın manası nedir? Ben oynatmıyorsam ben ne zaman oynatacağız? Ya da ben Muhammed Demir'im. Listeye baktım listede yoktu Muhammed Demir. Veya Kerim. Santfor. Kone. Oynamayanlardan. Büyük oynamayanlardan. Ergin Keleş. Şimdi sen 1-0 mağlupsun. Ofansif manada sen o 1-0 kurtarmanın hesabını yaparken sen galip oyunu alıyorsun. Yani bu takım bu maçla ilgili o kadar anlatılacak çok şey var ki. Hocam peki gerçi erken girdik o konuya da zorunlu oyuncu değişiklikleri, sakatlıklar işte 16. dakikada başladı. İlk 45 dakikada maalesef 3 oyuncu değişiklik hakkında kullandı. Bu da hocanın hamle gücünü kısıtlamadı mı? Yok. Şöyle kısıtlamadı. Yani bir şeyin çıktı, stoperin çıktı. Sol açığı getirdin, stoper oynattın. Oynuyordu da. İkinci bir şeyde çıkınca orayı başka bir alternatifte kapattın. Yani ikinci bir hücum oyuncusu, yani üçüncü değişiklikte ofansif futbolcu ofansif futbolcu diyorsun. Alma ihtimalin yine elinde vardı. Yani zorunluluk yaptın ama yine vardı. Yani buradaki hedef orta sahayı rakibe belki bırakmamak düşüncesiyle belki futbolcu değişikliği yaptınız ama yeni gelen o Baykal'a 23 numaralı futbolcu bakın aradaki farkı ben seyircimize anlatmaya çalışıyorum. Baykal'ayla diğer futbolcu arasındaki fark şu. Baykal'a da bir ön libero futbolcu. Bir orta saha oyuncusu. Yalnız Baykal'a dikkat edin ayağına aldığı hemen hemen her topu zorunluluk şartı olmazsa diklemesini oynamaya özelliğinde olan bir adam. Evet. Teknik kapasitesini ben gördüğüm, ilk defa seyrediyorum. Gördüğüm kadarıyla. Şimdi siz ön libero'da 3 tane ön libero Medyani, Hakan Matias ve Matias mıydı? Avremir. Avremir. Şimdi 3 tane adama bakıyorum. Avremir'i ben 20 dakika falan seyrettim. Pozisyonların içerisinde görmedim. Avremir'i bir ikili mücadele içerisinde görmedim. Zannediyorum 22. dakika dedim şu Avremir'i ben sadece onu seyredeyim bakayım ne yapacak ne edecek falan. O da 28'de gitti kart gördü ya. Tam o aralıkta hep onu seyrediyorum ben. 3'e 1, 3 Sivas Sporlu, 1 Bir tane defansa var. Geldi bir top çıkardı bir de gitti öbür tarafta rakibe baskı yaptı. Yani işte top kazanma oranına baktığın zaman top kazanma oranı çok düşük. Ofansa katkı sağlamadı. Hadi Hakan oynatıyor düşüncesiyle hareket ediyorsan öne doğru hamlede. Hakan da geride yaptığı koşulardan dolayı ileriye hamle yapamıyor. Şimdi siz kaldınız Sadir, Kone ve Emre'ye kaldınız. Ofansif manada. Yani evet. Böyle bir kendi sahanda ben şok oldum. Böyle bir kadroyla çıkması hem futbolcusuna da verdiği mesaj bu olur. Yani sen ofansif düşünceyle futbolcularına sahaya çıkmış olsan futbolcular da isteyecek diyecek ki biz bu maçı kazanma düşüncesiyle çıkıyoruz ve bu maçı kazanacağız. Futbolcularınıza çıkarken yapmış olduğunuz kadroda bile mesaj veriyorsunuz siz. Ama şu anki verdiğiniz mesaj defansif manada biz işte geriye çekileceğiz. Ya işi enteresan tabii içeride oynuyorsun. Galatasaray'a önde baskı yapıyorsun. Galatasaray'ın çıkmasını engelliyorsun. Doğru bir şey. Çok güzel. O kadar hoşuma gitti. O kadar zevk aldım. Ama Kayseri. Önemli değil mi? Yani 3 tane gol ya. Önemli değil ki benim için. Orada Galatasaray'a baskı yapması, topu çıkarmaması, Galatasaray'ı uzun top atmaya zorlaması o kadar hoşuma gitti benim. Evet. Ama gel gör Kayseri'de. Kayseri'nin oyuncusu içeride oynuyorsun.
Çekiliyorsun yarı sahana. Kayseri'nin rahat pas yapmasını sağlıyorsun. Sen topu ayağına alıyorsun. Kayseri geliyor sana basıyor. Evet. Kayseri bizim Galatasaray oynadığımızı geldi bizi oynadı. Biz Galatasaray'da oynadığımızı burada oynayamadık. Belki maçtan önce hem Kayseri hocasına ya da hem de Kayseri sporlulara bir puana ne dersin deseler herhalde Allah derim der oynamazlardı. Ama dediğin gibi öyle bir maç cereyan etti, öyle bir maça başladı ki Sivasspor. Hani tribünde bizler de taraftarlar da yok ya bu Sivasspor bu Sivasspor değil. Herhalde işte 15. dakikadan sonra normalleşir. Olmadı hele bir yarım saat geçsin. Olmadı ikinci yarı olur tıpkı Malatya maçı gibi falan diye evet. 90 dakikayı getirdi. Zaten az sonra izleyicilerimizin mesajlarında fırsat buldukça okuyacağım. Çoğu izleyicimiz de seyircimiz de ki maç sonu bize de birebir söylenenler. Ya tamam futbolda yenmek yenilmek bunlar doğal şeyler. Kendi sahasında hatta farklı da yenilebilirsin. Bunlar futbolda olağan şeyler. Ama bu kadar etkisiz, bu kadar kişiliksiz, bu kadar korkak bir futbol. Biz mesela not alıyoruz hocam. İki tane pozisyon yazmışım ben. Koskoca 90 dakikada. İkisi de Leandrinho'nun. Biri sanıyorum Emre'nin sağ taraftan ortalayıp arka direk dibinde kafa iyi vuramadı. Yüksekti o top. Biraz. Evet yüksekti. Bir de şutu vardı. Tribünleri ayağa kaldıran iki tane pozisyon. Evet. Koskoca. Hani ben de şahsen öyle hem de taraftarlar da benzer şeyi söylediler. Geriye düşebilirsin, çok iyi oynarken de gol yiyebilirsin. Ama o golü çıkarmak için, oyunu dengelemek için bir hamle yapamadın. Hiçbir gayret göstermedin. Evet. Ya ne kanatları kullanabildik, ne ortada top tutabildik, ne pas yapabildik. Hakikaten yani Kayseri Spor belki de maçın tamamını izlediği zaman ki ben Kayserili gazeteci arkadaşlarıma da asansörde dinlerken onlara da söyledim. Yani tebrik ederim dedim. Gerçekten farklı da kazanabilirdiniz. Az sonra da söyleyeceğim ama dedim. İşte o amayı hem o taraftarının ki o konuyu yaşmayacaktım ama artık farz oldu. Taraftar demeyeyim de o holiganların Kayseri'de ne kadar holigan varsa o gün Sivas'a gelmişti. O iğrençliklerini özellikle teknik direktörünüzün de dedim bu amigovari şovlarını falan bunları lütfen dedim Kayseri'de siz de söyleyin. Biraz bak biz burada biz hakikaten öyle geçen hafta hatta hafta içinde de haberlerde falan sürekli bunu işledik biz. Geçen hafta da söyledik hocam. Aman Kayseri bizim komşu şehrimiz. Aman bir taşkınlık olmasın. Gelsinler onlar şehirde geçsinler ki hakikaten benim istediğim özlemini duyduğumu. Ben de Kayseri'ye gidince onu yapayım. Ama maalesef öyle insanlar gelmiş ki sanki seçmece nerede böyle holigan tipler var. Yani en hafifini konuşuyorum. Evet. Başka konuşamıyorum. Onları getirmişler. Bunu söyledik gazeteci arkadaşlara. Az sonra gireceğiz o konuya da hem teknik direktörleriyle ilgili ki maçtan sonra da özür diledi. Bilmiyorum siz çıkmış mıydınız hocam? Maçtan sonra taraftar hocayı çağırdı. Görmedim. Orada işte yumruk şov yaptı. Hı hı. Geldi tekrar gitti aklı ne değilse bir yumruk şov daha yaptı. Şimdi hani örf anane bilmem ne tamam Türk değil Roman hoca bilmeyebilir ama en azından insan. Yani insan olması şunu gerektirir. Ya tamam deplasmandayız. Yani ya sevinde düğün olmaz. Ya da ölçülü olur. Normal kurallar içinde sevindin. Gir odana sen hocasın. Yalnız sen ama bu değilsin. Abdullah şeyde ben dikkatimi çekti de attıkları ilk golde herhalde yardımcı hocalarıydı. Attığı golde yardımcı olarak hocaya gittiler. Hoca da sevinme yok gibi ben öyle algıladım. Ha, onu bilmiyorum. Belki öyle yaptı. O belki maç bitti. Seyirciler de gitti hesabı yapmış olabilir ama ilk golde ben öyle hissettim. Yani hayır, öyle o, algıladım. Hocam belki izleyicilerimiz şöyle yanlış evet. anlayabilir. Yani ne diyorsun? Adamlar galip gelmiş. Sevinmeyecek. Ya tabii ki sevinir. Biz ne tabii diyoruz? Canım. Biz medeni insanlarız. Biz de alkışlayacağız biz, yani. Tabii ki. Biz buradan Kayseri'deki gazeteci arkadaşlarıma da selam gönderiyorum tekrar. Zaten biz onları en iyi şekilde ağırladık. Giderken yolcu ettik, tebrik ettik. Hatta daha da farklı kazanabilirdiniz ancak dedik. Ha, onların dışında cereyan edi. Yani onlar biraz bunları yani eğitilecek bir iş de değil hocam bunlar. Ya. Yani sen koskoca teknik direktöre bu nerede görülmüş ya? Ne Romanya'da böyle bir örf anane var, ne İngiltere'de var, ne de Türkiye'de var. Sen şimdi galip gelmişsin, rakip sahada oynuyorsun. Gittin, ben görmedim, bilmiyorum gördün mü hocam sen hocaların yumruk şov yaptığını
Amigo gibi. Söylenisi gördüm Fenerbahçe. Yani çok istisnai bir durum. Artı evet. Bir de şey diyorum. Az sonra görüntülerde de var. Onu sorduk biz. Yani etik mi hocam dedik maçtan sonra falan. Yanlış anlaşıldımsa özür dilerim falan dedi ama sonradan tekrar o yaptığı hareketin arkasında olduğunu falan da söyledi. Yani hem rekabet var diyorsun hem de ya işte galip gelmişsin. Biz mesela konuya atlıyoruz. Sene kaç bilmiyorum. Turhal Spor'u 5-0 yendik hocam. Turhal'da Sivas Spor 3. ligde. Adını vermeyeyim. Turhal'lı bir kardeşimiz bize maçtan önce Turhal'a özgü o fırında yapılan işte güveç müveç onları hazırlattı. Maçtan sonra da benim bahçeye gidip yiyelim dedi. Tamam mı? Arkadaşlar var, gazeteci arkadaşlar. Tamam dedik. O da Turhal Spor yönetiminde aynı zamanda. Tamam dedik. Neyse maç bitti. Şimdi yanımızda sevinemiyoruz da. 5-0 ya yani adamın içi kanı ağrıyor. Biz hiç sevinemiyoruz falan. Neyse dedi ki bahçeye gidelim yemek hazırmış falan. Dedi ki ya biz de Sivas'a gitmemiz lazım. Bir an önce çıkalım. Teşekkür ederiz. Yemiş kadar olduk dedik. Şimdi tam Turhal'a çıktık. Arabalar durdu. Birbirimize sarıldık. Tebrik ettik birbirimize. Şimdi orada biz 5-0 yemeyiz. Adamın içi kanı ağrıyor yani. Utanmadan bir de sevinelim mi? Adamı gıcık eder gibi falan. Evet. Şimdi bazı şeyler kitapta yazmaz. Ama etik denen bir şey vardır. Evet. Sevinme denmiyor. Bilmem ne denmiyor ama onun evet. Usulü var, kuralı var, kaidesi var, ölçüsü var. Evet, tekrar maça geçecek olursak. Hocam bir de şey soracağım ben. Transferleri son günü hatta son saatte yine Osmanlı Spor'dan forvet alındı. Az sonra da bu konuyla da ilgili konuşacağız. Sivas Spor 15 tane yeni transfer, 13 tane yabancı, 13'ü yabancı. Son yılların, son 10 yılın ki gelen mesajlarda da onu diyor. En kapsamlı, en iyi transfer yaptı deniyor. Buna katılıyor musun? Futbolcuların referanslarına bakıldığında yani görmeden bir şey diyemem dersiniz ama eskisi gibi değil. Bir tuşa bastığın zaman futbolcunun geçmişte neler yaptığını görüntüleriyle izleyebiliyorsun. Tabii. Yani o görüşte misin? Futbolcu olarak baktığınız zaman bireysel olarak işte Kone'ye bir laf edemezsiniz. Yani Kone kariyeri kariyer yapmış bir oyuncu. Ben belki ismini duymadık ama Ray Balka bu yeri gelen transfer de aslında iyi futbolcu. Belki biz ismini duymadık. Şimdi önemli olan şu. Yani gelip getirdiğiniz futbolcu belki isim yapmamış olabilir ama sizin takımınıza çok uyum sağlayabilir. Sizin takımınızı veya istediğiniz sisteme çok uyum sağlayabilir. İsim yapmamış olabilir ama hiç önemli değildir o. Ama siz çok isim yapmış futbolcu transfer edersiniz. Ama sizin kafanızdan geçirdiğiniz, anlaşılarak düşündüğünüz sisteme bir türlü uyduramazsınız, alıştıramazsınız. Ama siz çok iyi transfer yapmışsınız. Onun hiçbir manası, hiçbir hükmü yoktur. İkincisi, ne kadar iyi transfer yaparsanız yapın, bir uyum süreci mutlaka var o futbolcunun. Şimdi siz transferin son güne transfer yaptınız. Mesela bu Baylayka'yı, Ray Balka'yı aldınız getirdiniz. Adamı getirdiğiniz ertesi gün maça koydunuz. Ha, futbolun özü de bir, sözü de bir, dili de bir mutlaka. Ama ben sağ kenar oynayan futbolcum içeri kat ederek mi oynuyor? Dışarıyı ayağına mı istiyor? Yüksek topu mu seviyor? Yerden mi seviyor? Onu bilmeden oynayabilir mi? Bu ne zaman oluyor? Kamp dönemine geçiyorsun, hazırlık maçları oynuyorsun. Yanında beraber oynadığın futbolcunun özellikleri nedir? Düşünceleri nedir? Nereye kaçar? Mesela bizim oynadığımız dönemlerde işte hep Sivaslı arkadaşlar, amatörden beri gelen sporcularız. Kim nereye gidecek belli. Yani o kadar birbirine alışmışsın ki hiç bakmadan top atıyorsun evet. Arkaya. Onun oraya gittiğini biliyorsun. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Belki isim olarak iyi futbolcular da almış olabilirsin ama siz uyum sürecini eğer yaşatamazsanız takıma sizin aldığınız futbolcudan hükmü kalmaz. Ama biz diyoruz inşallah uyum sürecini bir an önce atlatırlar bir iki. Ya da şimdi az zayiatla şunu atlatırız. Söyleyeceğim. Şimdi siz Osmanlı Spor'dan istediğiniz kadar santfor alın. Gidin Real Madrid'den santfor getirin ama siz Kone'yi oynatacaksanız, Kone sakatlanmadıktan sonra ikinci bir santfor oyuna sokmayacaksanız aldığınız santforun istediği kadar ismi olsun. Önemli değil ki. Yani siz oyun içerisinde değişik şeyler üretmezseniz, değişik düşüncelere sahip futbolculara sahaya sürmezseniz veya
bir antrenör olarak siz değişik, diyelim ki sistem olarak değişikliklere girmezseniz, baktığınız tıkandı sisteminiz. Artık farklı şeyler üretmek mecburiyetindeyiz. Futbol öyle illa bir makina gibi böyle koydum, böyle oynayacağız. Yok böyle bir şey. Hocam, kilitlendiğin zaman bu kilidi açmak sizin göreviniz, sizin vazifeniz. Gerek değişikliklerle, gerek taktiksel olarak değişikliklerle siz bu kilidi açmak mecburiyetindesiniz. Bu Osmanlı Spor'dan alınan Bifoma'yı izleme imkanı oldu mu hocam? Yani kasetlerini falan izledin mi? Çok izlemedim ama zaten Ocak ayında çok kısa bir süre, bir yarım şey, yarım saatlik bir maç seyrettim. Orada gördüm ben. Ama tam net gördün mü dersen görmedim, yok. Bizim tabii biz de sosyal medyadan takip ediyoruz. Hani Osmanlı Spor'a zaten geçen sezon Ocak ayında gelmişti. Evet. Aslında Osmanlı Spor şu anda da ligde de iyi değil. Kafalardaki şu, iyi olsa Osmanlı niye versin? Şimdi Osmanlı Spor'un kadrosu çok geniş, çok şişti. Bir de orada fazla forma şansı, yani daha iyiler var aslında. Aslında Osmanlı Spor'da önümüzdeki haftalarda aynı Sivas Spor gibi şu anda bir sancı yaşıyor. Geçiş süreci yaşıyor. Kötü futbolcu olduğundan göndermediler. Onu demeye çalışıyorum ben. Gelen bize bilgiler en azından o yönde. Bir de Delvin Endinga, bu son gün transfer edilen, o konuda da izleyicilerimize bilgi vereyim. Kayseri maçında 25 kişilik kadroda yoktu. Sivas'ta yoktu daha doğrusu. Sözleşme imzaladı. Antrenmana çıktı. Hatta takım arkadaşlarıyla da tanıştılar. Daha sonra hocadan izin alıp ülkesine gidiyor. Eşyalarını getirmek için izin verildi. O yüzden de takımda yoktu. Bu bilgiyi de verelim. Muhammed Demir'le Zoro da yoktu herhalde kadroda. Evet. Onlar sakatlığından dolayı mı yoktu? John yok. Onlar niye yoktu bilmiyorum. John'la maç öncesi John Boy'la işte Tarzanca konuşabildiğimiz kadar konuştuk. Onu da sanıyorum, bu da zaten akşam haber bültenlerimizde de o üzücü haberi verdik. Uzun süreli bir sakatlığının John Boy'un mu? Evet. Oo. Olduğu söyleniyor. Hatta bunu maç sonrası Sivas Spor Başkan Vekili Sayın Erdal Sarılar da söyledi. Yani 2-3 ay olmayabilir John dedi ki, ihtiyacı var bu takımın John Boy'a. Çok uzun süre, evet. Bu üzücü bilgiyi de vermiş olalım. Şimdi şunu söyleyeceğim. Belki Osmanlı Spor'dan alınan futbolcu çok iyi futbolcu. Yine aynısını şeyi söyleyeceğim. Şimdi biz Muhammed Demir'i aldık. Muhammed Demir bu ligde hakikaten iyi oynamış. İyi toplar oynamış. İyi, çok epey de gol attığı düşüncesindeyim. Gole dönüp, en iyi gole yerli santrfor şu anda. Evet. Öyle diyebilirim. Tabii, tabii. Ya da en iyi yerlilerden biri. Evet. Yani 5 tane yerli santrfor say desem bunun içerisinde bir tane Muhammed Demir sayarsınız. Şimdi ben de hatta bunu da bu şekilde konuşayım dedim ama Muhammed Demir'i de listede görmeyince ben ne söyleyebilirim? Bu sefer Ergin Kereş'i söyledim ben şimdi, biraz önce fark ettiysen. Şimdi siz Muhammed Demir'im ben. Muhammed Demir ligde oynamış bir adamım ben. Lig görmüş bir futbolcuyum ben. Aldınız beni, getirdiniz. Ama beni oynatmıyorsunuz. İşte santfor oynuyor. Santfor'u çıkarmadan beni almıyorsunuz. Yani Muhammed Demir gibi futbolcular oynatarak kazanılabilecek futbolcular. Şimdi kaldı ki hocam, Samet Hoca da Muhammed Demir'i çok iyi bilen bir hoca. Evet, evet. Çok iyi tanıyan hocası, bir hoca. Ben kişiliğini hocası. Biliyordum. Ben kişiliğini de bilmiyorum. Ama bir futbolcu psikolojisiyle olaya bakıyorum. O açıdan bakıyorum, değerlendiriyorum. Siz Muhammed Demir'i daha bulamazsınız ki. Bitti, kayboldu Muhammed Demir. Yani bir antrenör şunu söylemeye çalışıyorum. Elinde 24 tane futbolcu varsa bu 24 tane futbolcudan azami sürece, müddetçe istifade edebilmeli. İyi antrenörlük buradan geliyor. Yani bir futbolcudan bir antrenör %30 verim alır, bir antrenör %70 verim alır. İşte antrenörü başarılı kılan şey de işte budur. Siz de elinizdeki 24 tane sporcudan bir tanesi Muhammed'se, Muhammed'i kaybetmekten ziyade bu takıma nasıl istifade ederim, bu takımda nasıl kullanabilirim, onun hesabını yapmak mecburiyetindesiniz ki Muhammed Demir de bu takımda ben oynar diye biliyorum. Yani tabii şu anki konumunu bilmiyorum, fiziksel yapısını bilmiyorum, antrenman durumunu bilmiyorum, kafa yapısını bilmiyorum. Ama ben Muhammed Demir futbolcu süliyetini gözümün önüne getirdiğim zaman bu takımda oynaması lazım ama diye düşünüyorum. İşte biraz önce de sen aslında o sorunun cevabını da verdin hocam. Dedin ya Muhammed Demir'i senden benden, hatta kamuoyundan, spor kamuoyundan daha fazla en iyi tanıyan
Samet Hoca, Samet Aybaba onun eski öğrencisi demek ki hazır görmedi ya da bir sıkıntısı vardı. Bu arada Kasımpaşa Malatya Spor maçının yeni Malatya Spor maçı şu anda devam ediyor. Maçın sonları 3-2 öne geçti Kasımpaşa. Yok yok 1-1'di. Evet 1-1'di, 2-1 oldu, 2-2 az önce 3-2 öne geçti. Maçın son dakikaları oynanıyor, o bilgiyi de verelim. Arkadaşlar maç önü görüntülerimiz var. Yine izleyiciler gelen maça gelen taraftarlara bir dokunduk, bina işittik. Bununla ilgili zaten az sonra görüntülerde de göreceksiniz. Özellikle Kümbet tarafından o henzemin geçitten daha doğrusu tren yolundan geçenlerin sıkıntısıyla ilgili de müjdeli bir haberimiz var. Şimdi isterseniz maç öncesi yaşananları izleyelim, daha sonra birlikte olacağız. Bilgin katkılarıyla futbol analiz devam edecek. Kayseri Sivasspor Kayseri Spor maçı öncesindeyiz. Siz Şarkışla'dan, Kızılcakışla'dan geldiğinizi söylediniz. Kızılcakışla'dan geldim. Maç için. Maç için geldim. İnşallah Sivas'ımız yenecek. Onun için buraya kadar geldik. Her maça gelir misiniz? Her maça gelirim. Yani Şarkışla'nın Kızılcakışla köyünden geliyorum. Fanatik Sivasspor'un aşığıyım. Hemşerilerimin. Evet. Takımdan umutlusunuz. İnşallah 3-0 yeneceğiz. İnşallah. Evet, biz de tabii her zaman Sivasspor'un yanındayız. İnşallah yeni transferlerimizle birlikte şaha kalkacağız. Her şey Sivasspor için. Biz Sivas'tayız ve Sivasspor'u seviyoruz. Teşekkür ederim. Ben de Almanya'dan geldim. 2 gün önce pasolik almaya gelmiştim, bilet aldım. Bugün de hatta yeğenimin düğünü var, maç için geldim özel. Kaçtım düğünden yani. Yani düğünü bırakıp maça mı geldin? Düğünü bırakıp geldim. İnşallah geldiğiniz için. İnşallah kazanacağız. İnşallah galip ayrılacağız. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Kutay merhaba. Maça geldin. İlk defa mı geliyorsun maça? Öyle mi? Baban getirdi. Hı hı. Heyecanlı mısın? Hı hı. Evet, ne olur maç yener miyiz? Evet. Peki Kutay, Sivas Spor'da en beğendiğin futbolcu kim? Tanıdığın futbolcu? Bakalım. Evet, tamamını. He, anladım. Yani takımın tamamını çok seviyorsun. Ne olur maç Kutay? Sivas Spor kaç kazanır? 2-0. Peki seni de tanıyalım. Abisi misin? Hı hı.
Sen de mi ilk defa geliyorsun? Ha, ben de ilk defa geliyorum. Baban elinizden tuttu, maça getirdi. Sadı görmüştüm ama ilk yapım aşamasında daha da göremedim. Peki buradan arkadaşlarına neler söylemek istersin maça gelmeleri için? Gelsinler mi maça? Gelsinler. Değil mi? Sivasspor'u desteklesin. Evet. Peki, teşekkür ediyorum. Evet, az sonra Sivasspor Kayserispor maçı var. Doğru abi. Neler söylersin? Abicim, sezona kötü başladık ama Kayseri'yi yenip galibiyet serisine girmeyi düşünüyoruz yani abi. Peki yapılan transferlerden taraftar olarak memnun musun şu anda? Abicim, şu an transferler on numara. Yani bu sezon için Süper Lig'in en iyi transferlerini biz yaptık abicim yani. Yani ön liberosudur, forvetidir. Her şeyini yani çok düzgün transferler yaptık abi. Yani Kayseri'ye de kadro olarak üstünlüğümüz var abicim. Yeneceğiz diyorsun. İnşallah. Peki abi, teşekkür ederim. Sağ ol. Oğuzhan, babanla maça geldin. Evet. İlk defa mı geliyorsun Oğuzhan? Hayır. Daha önce de geldin. Hı hı. Hiç kaçırmaz. Öyle mi? Peki geldiğin maçlarda Sivasspor genelde yeniyor mu? Ayağın uğurlu mudur? Evet. Bilakis onun için getiriyorum. Öyle mi? Yani hiçbir maçını daha kaybetmedi. Ben burada olduğum sürece ben getirebiliyorum. Yurt dışında olduğum için gurbetçiyiz. Yoksa hiçbir maçını kaybetmedi. Bir Denizli maçı, o da istisna olur. O, onda. Ondan bu yana zaten çok şükür bu ya. Statta Sivasspor'un yenilgisi yok. Peki maçla ilgili neler söylersiniz? Maçla rakip ilgili Kayseri. Rakip Kayseri. Kayseri devamı ben dün de seyrettim. Biraz iyi bir takıma benziyor. Çünkü getirdikleri şu andaki transferleri güzel. Ama bizimkiler de, Galatasaray maçını İstanbul'da seyrettim. Yani bizimkiler de Galatasaray öyle kafa tutarsa Kayseri bir şey değil karşımızda. Evet. Üstelik takviye de oldu. Takviyeler tabii ki, de oldu. Tabii ki. Trabzon'dan gelen inşallah oynayacak. Yani Medyani. Medyani yani. Temennimiz 3 puan. İyi bir güzel futbol seyretmek istiyoruz. Küfürsüz. Küfür istemiyoruz kesinlikle. Çünkü hangi takım gelirse gelsin biz de gidiyoruz onlara. Yani Sivasspor'un, Yiğidoğlu'nun her ne olursa olsun küfürsüz, centilmen bir şekilde geleni centilmen bir şekilde göndermemiz lazım zaten ki. Zaten çok şükür pek statta o dediğiniz küfür ve nahoş hareketler olmuyor. O yüzden de çocuk taraftar ve bayan taraftar sayısı aynen her hafta artıyor. Bak, biraz. Ailemi de getirmek istiyorum. Geçenki Samsun şey maçında bile o maçın o kadar bir önemi bile yok. Yani bazen küfür eden gençleri görüyoruz. Evet. Hani aile getirmeye çekiniyoruz. Bundan sonra inşallah öyle bir şeyler i̇nşallah, olur. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başarılar dilerim. Bilet mi almaya geldin? Evet. Peki niye bugüne bıraktın desem? Ben Amasya'daydım. Memlekette. Memleketten buraya geldim maç istedim. Maç için geldim. Amasya'daydım. Aslen Amasyalıyım ama Sivasspor'u desteklemeye geldim. Çok güzel. Amasyalısın ama evet. Sivasspor taraftarısın. Pasolik çıkardın. Tabii. Aynen öyle. Peki Anadolu ve Sivas. Sivasspor sevgisi nereden geliyor? Yani doğduğun yer değil, doyduğun yer olmasından mı? Ha, hem doğduğum yer hem de doyduğum yer tabii ki de. Gerçekten Sivasspor'u destekliyorum yani. Peki biz de teşekkür ediyoruz. Amasyaspor'a da başarılar dileyelim. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, takımımızı desteklemek için gelmiş bulunmaktayız. İnşallah yeneceğiz. 3 puan bizim olacak. Peki transferlerden memnun musunuz? Dün akşam itibariyle de yine bir son dakika transferi yapıldı. 15 tane transfer oldu. Yani yabancı almış olmak için almadık zaten. İnşallah gelen oyuncular en üst düzeyde katkıyı sağlarlar ve takımımız istediğimiz yerlere gelir. Evet. Siz neler söylüyorsunuz? Ya bilmiyorum, bu sene yeni baştan bir takım kuruldu da bence güzel yani, iyi. Artık yönetim ama görevini yaptı. İş taraftar da Sivaslılar da stadı doldurmasında. İnşallah onun için buradayız da bilmiyorum. Taraftar da pek zannetmiyorum geleceğini. Yani. Peki niye gelmiyor sence? Saat. Saatten ziyade takımda bir şey yok o kadar. Yani sonuçta orta sıralar oynuyoruz. Hani bir şey diyemem ama şampiyon oynadığımız zamanlarda doluyordu. Evet. Şampiyon falan oynarsa dolar ama inşallah. Lakin mesela bırak. Ne bileyim, daha ünlü bir genç yok artık. O kadar değil de. Antalya Spor gibi olsa. Ha, yani o kadar bile değil. Göztepe gitti, Castro'yu falan mesela az getiriyor. İyi topçu. Bizim Sivas gidiyor 36. Ucuz etin yani, yenmez yani. Ama öyle. Kone gibi bir futbolcu geldi. İyi de az yaşlı. Yani Gekas'ta gelmişti. Gekas'ta gelmişti ama gelip gidiyorlar. Yani bu ilgisizliği transferlere mi bağlıyorsunuz? Yani ona da değil de futbola bağlı tabii yani, şimdi. Yönetim elinden geleni yaptı, şimdi sıra bizde. Transfer yapılmıyor dedi, yönetim transfer yaptı. Şimdi stadyumda duralım. Takım oyununa göre zaten görürüz yani. Zaten iyi oynarsa o stat boş olmaz. Dolar. Sivas'ta da öyle pek şey kültürü yok ama. Yani futbol kültürü yok aynen. Futbol şehri denemez. Bunun oturması lazım. Ya, ilgi de göstermiyor. Ama şampiyonlar falan oynarsa dolar. Tabii. Teşekkür ederim. Sağ ol.
Merhaba. İlk maçına mı geldin? Daha önce gelmiş miydin maçlara? Gelmiştim. Baban getiriyor. Evet. Peki Sivasspor'u beğeniyor musun? Beğeniyorum. En beğendiğin futbolcu kim Berat? Kim? Sivasspor. Ha, bütün futbolcuları beğeniyorsun. Evet. Peki, seni kutluyorum, tebrik ediyorum. Gerçekten de senin yaşındakilere de örnek olsun senin bu forman, maça gelişin. Gelsinler değil mi Sivas'ın çocuğu? Sivasspor'u tutsun. Evet. Peki, biz de aslında babaya teşekkür etmek lazım teşekkür ki evladını Sivasspor'lu yetiştirmiş. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. İnşallah. Kaç yıldır getiriyorsun Berat'ı maça? Ben maçlara? İki senedir ki falan getiriyorum hocam. Yani... İnşallah Kayseri maçını da alacağız. 2-1 diyorum. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Satışlar nasıl? Abi satışlar Allah'a şükür ya. Yeni mi başladı satışlar? Yeni başlıyor abi. Peki sizin satışlar biraz da takımın başarısına endeksi değil mi? Takım kazandıkça satışlar daha da mı artıyor? Hemen hemen öyle diyelim abi, doğru. Peki, kolay gelsin. Teşekkür ederim abi, size de kolay gelsin. Az sonra Kayseri Spor maçı var. Neler söyleyeceksiniz? Sivas Spor'un transferlerini nasıl buldun? Ya transferler şu an olumlu da sahaya yansımıyor şu an. Taraftar oyundan mutsuz. Geçen yeni Malatya maçında da gördük. Net bir skor var ama ortada oyun yoktu bence. Ama ondan sonra da bayağı 3-4 tane transfer daha yapıldı. Üst düzey transfer. Ya işte bugün bakacağız. Kayseri inşallah yeneriz. Evet. Onun adına konuşmak daha kolay. Önemli olan takım oyunu abi. Taraftar destek verirse takım oyunu oynarız, sürekli yeneriz, galibiyet alırız. Evet. Siz... Bence abi kanatlardan baskı yapmamız lazım. Her sene öyle Sivasspor başarılara yükseliyordu. Bu sene kanatlarda iş yok. Eğer kanatlara çalışırsak bir şeyler olur yani. Sisinyo gibi. Aynen. Evet. Aynen. Adın ne? Erdem. Erdem. Babanla maça geldin. Evet. Evet. İlk defa mı geldin Erdem evet. maça? Evet. Öyle mi? Sen mi istedin, baban mı gidelim dedi maça? Babam. Evet, sen de seviyorsun tabii Sivasspor ama çok da güzel yakışmış, Sivasspor forması almış sana. Evet. Çok yakışmış. Tebrik ediyorum ben seni. Evet, sizi de tebrik ediyorum ayrıca. Teşekkür çünkü ederim, sağ olun. Çocuğunuzu Sivasspor'luyum. Ha, yetiştireceğiz. Yetiştireceğiz artık. Evet. Peki az sonraki Kayseri maçıyla ilgili neler söylersiniz? Vallahi, transferleri nasıl buluyorsunuz? Tabii transferleri çok yerinde buluyorum. Çok noktalı transferler var. Mesela Aurone Kone. Mesela Daybala. Ukrayna'nın milli takım oyuncusu. Malatya maçındaki gibi oynadığımız sürece, mücadele ettiğimiz sürece biz ilk 5'i zorlarız. Ben ona inanıyorum. Yani takımdan umutlusunuz. Çok çok umutluyum. İlk 5'i zorlarız diye düşünüyorum. Peki. İnşallah, teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sizde şarkıştadan evet, maça geldiniz. Evet. Sırf maç için mi geldiniz? Maç için geliyorum. Benim kombine biletim var. Her zaman ikincilikte de devamlı geldim, birincilikte şeyde. Düştükten yani sonra. Yani 15 günde bir sırf maç evet, için geliyorsunuz. Sırf maç için geliyorum. Oğlunla birlikte. Merhaba. İsmin nedir? Murat. Murat. Babanla her hafta geliyor musun? Daha doğrusu Sivas'taki maçlara. Evet. Öyle mi? Evet. Sen babanın yolunda yürüyorsun herhalde. Evet. Ama formada yakışmış Murat. Teşekkürler. Altyapıda oynuyor. Öyle mi? Sivasspor'un altyapısı. Yok. Burada istediler de. Burada madalyanın önüne geldi. Nerede? Şarkışla Belediye altyapısında yetiştiriyor. Evet evet. İnşallah Şarkışla Belediye Spor'u da Bal Ligi'nde başarılar dileriz. Evet. Siz maçla ilgili neler söylüyorsunuz? Abi bu maçı kazanmamız lazım. Başka bir umudu yok. Kayseri'ye burada. Yenmemiz lazım. Yenmemiz lazım. Cehennem olacak bu maç Kayseri'ye. Daha başka şampiyon Sivas. Peki, teşekkür ediyorum. Evet.
İnşallah bu maçı yeneceğiz biz tabii. Kayserispor'u Sivas'ta yenmemiz gerekiyor. Sivas'taki bütün maçları almamız gerekiyor öncelikli olarak. Taraftar olarak biz üzerimize geleni yaptığımızı düşünüp buraya geliyoruz. Bütün taraftarları da buraya davet ediyoruz. Bu stadyumda olması lazım ki gelen bütün takımlara burada bir deplasman havası yaşatalım ve onları yenelim. Evet. Peki transferlerden memnun musunuz şu ana kadar? Sivasspor bir hali transfer yaptı. Ben son gelen transferlerin hepsini takip ettim. Hepsi güzel futbolcular. Ben takımla alakalı, transferle alakalı memnunum. Şu şahsi görüşüm bu benim. Siz neler söylersiniz maçı? Ben de Kayseri-Sivas maçı Anadolu derbisi olarak görüyorum. Bu derbiyi de bizim kazanacağımızı düşünüyorum. Skor da 2-0 diyorum. Son transferler gerçekten güzel. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Taraftarları da stada davet ediyoruz. Kayseri taraftarıydım ama mecburi Sivas taraftarı olmak zorundayım. Peki yani memleket Kayseri mi? Evet, Kayseri. Şu anda Sivas Spor tribününe gidiyorsun. Aynen. Evet, Kayseri'yim, burada İlken kalıyorum. Aldım. Mahalle baskısından mı gidiyorsun? Benim baskım yüzünden. Yalnız ne yaparsak yapak hani yine Kayseri'yi kalaylıyorlar bunlar. ama bir Sivas Spor sevgisi de var ki. Tabii ki. Yani onun için. Yoksa... 2 senedir burada. Ne 2 senesi? 7 senedir. 7 senedir burada. 7 yıldır burada. Peki, teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Görüşürüz. Demirgil Hakan Demirgil'in katkılarıyla futbol analiz devam ediyor. İşte böyleydi sevgili seyirciler. Sivasspor Kayserispor maç öncesi 4 Eylül statının etrafında bu görüntüler yaşandı. Taraftarlar genellikle 2-0 dedi ama işte kazanır mıyız, kaybeder miyiz onu demediler. tabii herkesin gönlünden geçen işin şakası bir tarafa kazanmaktı. Olmadı. Bu arada az önce İlham Hoca hem Muhammed Demir hem de Zoro Kayriş ile ilgili yani hoca neden oynatmadı diye bu iki futbolcunun da antrenmanda sakatlandığını belirtelim. O yüzden zaten az önce de dedik ki yani normal şartlarda eğer hazır olsa Muhammed Demir'i en iyi tanıyan hocalardan biridir Samet Aybaba mutlaka oynatır. Bir de Delvin Endinga'nın da izin alarak ülkesine gittiğini eşyalarını getirmek için. O yüzden kadroda olmadığını bir kez daha hatırlatalım. Bu arada Kasımpaşa Malatyaspor maçının da az önce 3-2 sona erdiğini de belirtelim. Endinga orta saha oyuncusu mu? Evet.
orta saha. İnşallah hücuma dönük orta sahadır yani. Evet, Sivas ofansif, en büyük sıkıntısı bana ofansif göre özelliği olan bir futbolcu. Hocam, ben bir iki tane mesaj okuyayım ki bu akşam biraz mesajlara ağırlık vereceğiz. Ha, az önce de sevgili seyirciler, unutmadan söyleyeyim, görüntülerde de izlediniz. Yeni 4 Eylül Stadı'nın kümbet girişinde insanların yürüyerek, demir yolunu geçerek stada geldiklerinin görüntüleri vardı az önce. Ki orada her hafta aynı sıkıntı, daha doğrusu her 15 günde bir serzenişte bulunuyordu insanlar. Bugün Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Sayın Salim Kılıç'la konuştum. Zaten daha önce demişti kendisi oraya bir üst geçit yapılacak. Başlandı mı diye. Bugün itibariyle ilk kazmanın vurulduğunu söyledi Salim Kılıç. Ve oraya tüp geçit, asansörlü tüp geçit yapılacağını ve bunun da 2,5 en fazla 3 ay içerisinde bitirileceğini söyledi Sayın Kılıç. Bu bilgiyi de verelim. Yani üst geçit yapılıyor. Bugün itibariyle çalışmalar başladı. 2,5-3 ay içerisinde asansörlü ve sanıyorum üstü kapalı tüp geçit, bir üst geçit yapılacak. O bölgeye bu bilgiyi de verelim. Recep Servet Balta diyor ki, Abdullah Yiğit abi ne konuşacağız ki diyor. Ne denir kendi evinde 2-0'lık bir mağlubiyet. Hele Kayseri'ye yenilmek gerçekten çok üzücü demiş taraftarımız. Yiğit kırmızı beyaz rumuzuyla yazan bir izleyicimiz de. Abdullah Bey, maraton üst D blokta koltukların birazında kırıklar var. Gündeme getirir misiniz? Takımın oyunundan hiç memnun olmadım. Kayseri'yi yenmemiz lazımdı demiş. Gökhan Doğan, Fransa'dan selamlar Abdullah abi demiş. Biz de Gökhan Doğan'a ve Fransa'daki bütün gurbetçilerimize selamımızı gönderelim. Cemal Cinli de gerçekten çok üzücü Kayseri maçında alınan yenilgi diyerek üzüntülerini ifade etmiş. İnsanlar işte az önce de söyledik ki hocam, bakıldığında genelde futbola, hem Kayseri ile dediğimiz gibi arada bir rekabetin olması nedeniyle, bir de oynanan etkili futbola çok üzülüyor. İşte birçok taraftarımız da etkisiz futbola. Ona çok üzülüyor. Maçtan sonra Samet Hoca'ya da sorduk. Az sonra da reklamlardan sonra da gireceğiz açıklamalarını. Samet Hoca, acaba hocam fazla motivasyondan mı kaynaklandı bu etkisiz futbol deyince, yani bunu konuşacağız futbolcularla neden olduğunu gibi ifadeler kullandı. Aslında hoca açıklamalarının tamamına bakılırsa da sanki sen programın başında da dedin ya hocam, çok defansif bir 11 ile sahaya çıktı diye, sanki hoca da onu itiraf etmiş gibi bir görüntüsü vardı. Yani yanlış kadro tercihini sanki hoca da kabul etmiş gibiydi. Az sonra ekranlara getireceğiz teknik direktörlerin açıklamasını. Şimdi kısa bir reklam arası rica ediyoruz. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Hakan Demirgil'in katkılarıyla futbol analiz devam edecek. Oto Demirgil, Hakan Demirgil'in katkılarıyla futbol analiz devam ediyor. Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Sivas Spor, Kayseri Spor maçını öncesindeki görüntüleri izledik. İlham hocamız maçı teknik açıdan analiz etti. Az önce de söyledik, bazı futbolcuların bu maçta gelen mesajlarda da onu görüyorum. Neden oynamadığını, neden yer almadığını söyleyenler var. Hemen belirtelim biz. Zoro Kairiç ve Muhammed Demir'in antrenmanda sakatlandığını ve o yüzden 18 kişilik kadroda yer almadıklarını da belirtelim. Endinga'nın da ülkesine izinli olarak gittiğini ve eşyalarını almak için izin aldığını, o yüzden de kadroda yer almadığını söyleyelim. Fatih Öztürk abi, Yiğit Olar demir yolundan geçmekte epey zorlanıyor. Bir üst geçit Sivas'ın yiğitlerine çok muymuş? Şuradan tren geçse bu facia yaşansa suçlusu kim demiş. Daha devamı da var ama hemen şunu söyleyeyim. Az önce reklama gitmeden önce de söyledik. Bugün itibarıyla o denilen yere, tren yolunun olduğu yere üst geçit çalışmaları başladı. 2,5 ya da 3 ay içerisinde
modern ve güzel bir üst geçitin faaliyete geçeceğini söylediler ki asansörlü ve tüplü olacağı söylendi. Özellikle bu yağmurlu havalarda da çok da iyi olur. Bu bilgiyi de verelim. Bir de ben okuyabilir miyim? Tabii hocam. Turgut Demirkan hocam, Zafer Sporlu, eski Zafer Sporlu hocamız. İlham hocam, hazırlık dönemi maçları, seçilen takımlar, oynayan oyuncular ve takım olmaya olumsuz etkiler hakkında düşüncelerini paylaşır mısınız? Sevinirim demiş. Sana ve Abdullah Bey'e selam ve iyi yayınlar dilerim. Herhalde biz program başında söylemiştik yani. Uyum çok önemli. Yani siz çok iyi futbolcu alırsınız ama o futbolcu bu uyum sürecine adapte olamaz. Hiç randıman alamazsınız. O yüzden de hocamın söylediği gibi hazırlık dönemi, hazırlık maçları sırf bu futbolcuyla uyum dönemini bir an önce atlatıp takım uyum sağlasın diye yapılan hazırlıklar. Bu hazırlık dönemini geçirmediği zaman bu belki bazı takımlarda handikapa sebebiyet verebiliyor belki. Onun bu handikapa sebebiyet vermemesi için de belki ara dönemlerde hazırlık maçları çok önemli. Onları yapmak lazım. Bir an önce futbolcuyu bu takımın içerisine nasıl adapte edebiliriz? Hesabını mutlaka teknik heyet yapması lazım ki katılıyorum hocam ama bir antrenör de zaten takımını ele aldığı zaman bütün takımın transferi bitmiş, istediği takım oluşmuş, hazırlık dönemine hep beraber giriliyor. Hep bütün antrenörler bunu ister ama şartlar, durumlar bazı şeylerde bunu gerçekleştirmiyor. Ama bundan sonraki şeyde artık antrenörlere, yardımcı antrenörlere, antrenörlere kalıyor. İnşallah onlar da bir an önce uyum sürecini bir an önce atlatıra buna katkı sağlarlar. Bu her şeyden önce takımın menfaatine. Evet. Yani sen de özetle takımın bir uyum sürecine ihtiyacı olduğunu, ilerleyen haftalarda daha iyi olacağını söylüyorsun. Evet. Bu arada az sonra Samet Hoca'nın kendi ağzından da izleyicilerimiz dinleyecektir. Samet Hoca yapılan bütün transferleri kendisinin isteği doğrultusunda olduğunu da söyledi. Hayati Öztürk, 90 dakika Sivasspor'a ve taraftara küfür eden Kayseri taraftarına ceza verilmez ise bilsinler ki yine bize üveye evlat muamelesi yapılıyor demektir. Ayrıca Anadolu'nun en büyük derbisi olan bu maçta neden cumartesi saat 17'de oynatılıyor? Neden buna itiraz edilmez? Yani kesin değil ama duyumlarım sanki Sivasspor'dan öyle bir itirazın olduğu ama federasyonun da yayıncı kuruluşa top attığını böyle bir şey duydum ama Sivasspor'dan değil. Bu gayri resmi bir duyum, onu da söyleyelim. Evet, maçın saati çok eleştirildi. Evet. Maçın saatine seyirci açısından baktığınız zaman aslında bir Kayserispor, hatta sen yazmıştın herhalde Abdullah'ın. Kayserispor maçı olarak değerlendirdiğin zaman 10.000 seyirci var değil mi? 8.000 herhalde kombine var. 10.000 yoktu hocam. 10.000 yoktu da ben hemen tam rakamı vereyim ben izleyicilerimize. Maçtan yani bir gün önceki gece itibariyle aldığım rakam 8.556 kombine, 1.315 bilet. Tabii bu maç saatine kadar 1.315 bilet dedik ama belki 2.000'e yaklaşmıştır kombine de. Çok az oynama olmuştur. İşte sıkıntı kombinelerde. Yani 8500, 8600 diyelim kombine. Acaba bu 8600 kişinin kaçı geldi? Hani cumartesi olması ki 11 nolu kapıda da. Şimdi arkadaşlarımız maç esnasında giremeyenler falan telefonla arıyor. Şu anda aklıma geldi. O atmosferde tabii not alamıyoruz ya da unutuyoruz. Tanıdıklarım da vardı. Biz şu anda 11 nolu kapının önüne geldik. İçeriye giremiyoruz. Geçersiz tanım yazıyor kartlarımız. Burada bu kadar insan var, ne yapacağız? Yetkili bulamıyoruz diye de serzenişte bulunanlar da oldu. Böyle de sıkıntılar var. Az sonra mesajlarda da var. Malatya maçında kombine sahibiyiz. Malatya maçında gelip oturduğumuz yerin koltuklarını kaldırmışlar. Biz de ayakta maç seyrettik diyenler de var. Ne olacak? Bu kim çözüm bulacak bunlara bilmiyoruz ama biz gündeme getirmeye devam ediyoruz. Şöyle düşünebilir miyiz ya? Bir işte bir aile düğün yapar. Düğünde işte gelen misafirleri karşılayacak kişilere görevlendirir. Evet. İşte misafirleri yer gösterecek kişileri görevlendirir. İşte eksiklerin, gediklerin
nedir ne değildir. Yani misafirlerini rahat ettirebilmek için birçok insan görevlendirir. Değil mi? Şimdi Sivasspor'da yöneticiler içerisinde veya çalışanlar içerisinde bu tür kapılara maç başlayana kadar, maç başladıktan sonra oralara bu tür yöneticilerden birileri gitmez mi acaba? Görevli, yönetici değil de görevli olabilir. Görevli, evet. Görevli veya yönetici de olabilir. Yönetici hayır, de gelsin. Yönetici yani. Olsa tabii daha yorul. En azından yani, yaptırım gücü olur. Tarafta yöneticisini tanısın ya. Oraya gidip bir ihtiyacım vardır, eksiklerim vardır, isteklerim vardır, arzularım vardır. Ya da ihtiyaçtan filan insanlar zaruri, yani normal bir şey istiyorlar. Ekstra bir şey değil. Yani nedir adamın derdi? Paso ligini gösterip içeri girmektir. Orada sıkıntı yaşanıyor, işte tanımsız deniyor ya da orada bir arıza yaşanıyor, mağdur oluyor. Evet. Şimdi onun parasını vermiş, almış, evet. Onun hakkıdır. Evet. Böyle mağduriyette sana katılıyorum. Yani evet. En azından tabii ki yönetici gelse yorur, yönetici gelmiyorsa bile mutlaka bir görevli ya da özel güvenlikle konuşulup orada ki bu işin eğitimi de verilir, seminer de yapılır. Orada bir tane bu işi bilen ve taraftara yardımcı olacak. Olayı çözecek ki basit meseleler bunlar o an için ama yapacak için. Öyle bir şey de yapılabilir. Evet. Mutlaka yapılır. Yani kendisini yalnız hissediyor. Taraftar kendine göre de işte ben dükkanımı bıraktım, işimi bıraktım, ekmeğimi bıraktım, pasuligimi aldım, kombinemi aldım, geldim kapıda kaldım. Şimdi bunun açısından baktığınız zaman hakikaten çok büyük sıkıntı. Evet. Yani buna da yönetici olarak, ev sahibi olarak gelen veli nimetine de bu kadar evet. ilgiyi göstersin yani. Az önce mesajının bir bölümünü okudum. Hayati Öztürk devamına baktım. Bayağı uzun yazmış da ilgimi çekti. Diyor ki bu maç Kayseri Spor açısından sanki kümede kalma ya da şampiyonluk maçı gibiydi. Taraftarı, teknik heyeti, futbolcuları bir bütün hareket ediyordu. Bizim açıdan ise sanki önemsiz sıradan hazırlık maçı gibiydi. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Bir şey daha bu işi diyor tepeden tırnağa bilmiyoruz. Her konuda Kayseri'ye yenilmekten bıktık, usandık. 67'den bu yana süren rekabet bitmek üzere tek üstünlüğümüz olan tribünlerdi. Bu maçta onu da kaybettik. Taraftar grupları tek çatı altında birleşsin. Aksi takdirde 4 Eylül rakip takımlara değil bize cehennem olur. Bu maç bunun da tecrübesi demiş. Hayat Öztürk çok güzel bir konuya temas etmiş. Hakikaten şimdi biz maç boyunca da konuştuk hocam. Bazı maçlar vardır. İşte geçmişte izleyicilerimiz bilir. İkincilikte işte Caner'in, Ayhan'ın, Caner Yılmaz'ın, Ayhan Alemdaroğlu'nun rahmetli kaleci Abdullah'ın olduğu dönemlerde bir Adıyaman Spor maçı oynamıştık ikincilikte. Yani Adıyaman Sivas'ı yenerse Sivas küme düşüyor. Sivas yenerse Adıyaman büyük ihtimalle düşüyor. Öyle bir maçtı. Caner Yılmaz'ın kulakları çınlasın. Buradan da selamlarımızı gönderelim. Antalya'da kendisi. Meşhur bir lafı vardı. Dedi ki maçtan sonra zaman zaman da söylüyorum. Biz dedi tünelde dedi. Şöyle bir baktık tribünlere dedi. Döndüm dedim ki dedi takım kaptanı. Siz futbol falan oynamayın. Biz bu maçı aldık. O atmosferi, o canlılığı, o coşkuyu tribünlerde görünce biz oynamasak da bu maçı alırız dedim dedi. Şimdi bu maçta da Kayseri maçında da maçın tam basın tribününe yaklaştım. Milli marşımız okunuyordu. Bekledik orada. Milli marş okundu. Tribünlere şöyle bir baktım. Hani perşembenin gelişi çarşambadan belli diye. Ha şimdi şunu sakın şunu demeyin sevgili izleyiciler. Ha yani şimdi taraftar mı suçlu? Değil. Ama takımı az önce söyledik biz. Ya eksiklerimizi de söylemek zorundayız. Sıra bir baktım. Aman Allah'ım ya Kayseri maçı. Rekabet var. Yani Kayseri olmasa da atıyorum Adana Spor'da olsa, Antep Spor'da olsa aynı. Yani maç maçtır. Biraz coşku olsun, biraz Sivas Spor kendi sahasında oynamanın avantajını yakalasın. İşte Hayati Öztürk bahsetmiş. Yani böyle gidersek rakip takımlar için değil, bizim için cehennem olur 4 Eylül Stadı diye. Şöyle bir baktım. Bizde biraz Kayseri seyircisine yakın basın tribünü. Ya kulağımız patladı ya. Sanki Kayseri'de oynanıyor maç. Yani 400-500 kişi vardı. Bütün stadı susturdu. Biz 7-8 bin kişi vardı en az. Yani onların en az 10 misli. Ama bir bütünlük yoktu. Dolayısıyla bizimki parça parçası. Çünkü biri başka bir telden çalıyor. Biri başka bir telden çalıyor. Çoğunluk çekirdek çıtlatıyor. Dolayısıyla
onların sahası gibi oldu. İzleyicimiz de onu demeye çalışmış. Ya bunlar hani o gün sahada hiçbir şey geçen iyi değil. Geçen sene hangi maçtı? Abdullah Ekber'e ve Selahattin'in maçlardan bir tanesiydi. Taraftarların üç grubunda çok uyumlu bir şekilde. Kırmızı, beyaz, şampiyon, yani Sivas tezahüratları. Bu tür şeyleri birçok maçta birlikte oldu. Yapılan tezahüratları biraz daha çoğaltmak lazım. Bu bir ambiyans oluşturuyor zaten. Bu ambiyans da futbolcuya mutlaka olumlu yönde yansıyor. O yüzden de grupların gelen mesaj çok önemli. Grupların bu birlikteliği, bu saha içerisindeki organizasyondaki birlikteliklerini aynen mutlaka organize etmeleri lazım. Şimdi dün Trabzonspor Gençler Birliği maçını seyrediyorum. Gençler Birliği 1-0 öne geçti. Şimdi o tribünlere bakıyorum. Tribünlerin refleksine bakıyorum. İşte bir pozisyon olduğu zaman. Şimdi Trabzon haklı bir galibiyet aldı. Onu söyleyeyim ben öncelikle. 1-0 mağlupti, 3-1 aldı maçı. Ancak hakem hani hissettirir ya bazen. Ya bir şey olsa hemen çalsam filan. Taraftar hakemi boğdu, yönlendiriyor. Yani onu o kararı vermeye yönlendiriyor. Evet. Tamam mı? Şimdi normalde Gençler Birliği'li futbolcuya yapılsa hakem hiçbir şey yapmıyor. Ama tersi olduğu zaman tribünler aynı anda bir ayağa kalkıyor. Sanki Trabzonlu futbolcunun ayağı kopmuş gibi ağır çekimle bakıyor. Yani faul verirse de olur ve adam bir de sarı kart veriyor falan. Yani itici güç oldu. Evet. Trabzon'un maç almaya, Trabzon alırdı, o ayrı mesele. Taraftarın önemini vurgulamaya çalışıyorum ama tabii biz de o avantajı maalesef biz bu maçta Bafra maçı vardı. Hatırlarsanız 3-2'lik maç. Tabii. İkinci golü biz 85 falan yedik. Uzaktan Kale Sebahattin, evet, sağ olsun bayağı uzak mesafeden yemişti. Fakat ya maç 2-2 isyan etmez mi seyirci? Evet. İsyan edip de bir tane seyirci şeye gitmez mi yani? Sahayı terk edip bir tane seyirci gitmedi. Ve takımına olan inancı o seyircinin üçüncü golü getirdi. Vardı. O üçüncü golü biz 90. dakikada attık. Evet, bunun çok örnekleri çok var. Tabii. Mesela bizi bu cumartesi günü hakikaten iyi giden hiçbir şey yoktu. Yani takım çok çok kötü. Seyirci ona ayak uydurmuş. Daha kötüsü Ziya Erdal olayı. Evet. Ki hemen şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar, Ziya Erdal'ın fotoğrafı var mı? Ekrana getirirsek, fotoğrafı varsa bu kardeşimizi. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Hiç kimse babamızın oğlu değil. Ziya Erdal ne kadar yakınsa bize, yani futbolcu olarak atıyorum bir Kone'de o kadar yakın. Evet, şu anda yedirmeyiz bu Ziya'yı. Böyle bir maçta kimseye yedirmeyiz. Ziyalar kolay yetişmiyor. Ziya bu memleketin çocuğu. Ziya 3 ay sakatlığı nedeniyle futbol oynamadı. Geçen hafta kupa maçında oynadı. Şimdi yani Samet Hoca'ya da buradan bir tatlı sert bir sistemim olacak. Hocam yani bu belki de performansını çok iyi buldu. Ona güvendiğini gösterdi. Hoca'ya da aslında maç sonu aklıma geldi de yani mağlubiyetin üzüntüsü, bir de Ziya'ya tepki falan vardı. Sormak istemedim. Belki de o da Ziya'ya güvendiği için yaptı bunu, bilmiyorum. Ziya'yı bu maçta direkt, çünkü herkes kötüydü. Hani beni üzen hani 7-8 futbolcu çok iyi de işte Ziya ve 1-2 kişi kötü olsa anlarım. Yine şahıs olarak protestoyu hoş karşılamam da hadi bir su götürür tarafı var diyelim. Ama yani şu anda isim vererek hedef de göstermek istemiyorum. Ziya ile birlikte belki de Ziya'dan daha kötü olan futbolcu vardı. Onlara hiçbir şey yok ki, yapmayın. Hiçbirine yapmayın. Ya yani bu, çünkü bu takım bizim ya. Yarın bir gün bir şey olursa yine biz üzüleceğiz. Sen onlara yapma, onları hoş karşıla ki doğrusu bu. Ama Sivas'ın çocuğu Ziya'nın top ayağına gelince protest et, yuhala, çocuğu oyundan düşür. Olmaz ya. Yani bu ahta vefasızlık, hiç Yudo'ya da yakıştıramadım ben. Tamam, kötü oynadı, Ziya'ya sorsam belki değil, %100 ben de kötü oynadım der. Ama biz küme düştüğümüz sene Akhisar maçında kaleci kim? Setkus. Kaleci Setkus 90. dakikada ayağının altından kaçırdı. Hoşgörüyle karşıladık, küme düştük. Ama bizim Ziya'mız
Maç 1-0 tamam, yaptı hata bilmem ne. Hatta daha farklı fazla da yapabilirdi. Ama biz orada babası var. Babasıyla da konuştum. Yani biz de babayız. Baba olmaya da gerek yok, insanız ya. Ya bu memleketin çocuğu. Ziya, düşünebiliyor musunuz? Sivaslı manevi haz kazanacak bu maçı aldığı zaman. Üstelik bizden fazla bir de para kazanacak. İster mi bu bunu? Yani profesyonelce düşündüğün zaman diyorum hocam. Sivaslı'nın lafımız var mı? Şimdi ya da yaptıklarını bir çırpıda silebilir miyiz? Bizim taraftarımız biraz Trabzon taraftarıyla biraz daha uyum sağlıyor gibi bu konuda. Trabzonlu olup Trabzon'da oynamak hakikaten zor. Sivaslı olup Sivaslı'da oynamak hakikaten zor. Yani bir diyelim ki Kone çok hatalar yapıyor o maç. Ya işte Kone falan deyip geçiştiriyoruz biz. Ama Ziya bir hata yaptığı zaman mutlaka onun üzerine gidiyoruz. Yani çok çirkin. Bir futbolcuya bireysel olarak, biraz önce sen söyledin, bireysel olarak tezahürat, kötü tezahürat yapmak onu bitirir. Çok çirkin bir şey. Bu bir. İkincisi, ben Ziya benim sporcum. Sivasspor'a da hizmet ediyor. Ayağına sağlık. Ve Ziya'nın çok iyi olduğu maçta da biz beraber seyrettik mutlaka. Ziya bu takımın futbolcusu. Bu takımın Ziya'ya ihtiyacı olduğu zaman dilimler mutlaka olacaktır. Ve belki de yuh çeken seyirciler Ziya'yı bizzat bir maç gelecek ayakta alkışlayacaklar. Evet. Bunun birinciyle hareket edelim. Bu iki. Üçüncüsü, o yuh çeken kaç tane seyirci varsa Allah rızası için lütfen buradan söylüyorum. Açın interneti. Ziya'nın pozisyonuna iyi bakın. Oradan İkinci söylüyorum. İkinci golden önceki pozisyonu. İkinci golden. Evet. Top döndü. Kornerden döndü. Ziya'nın arkasında kimse yok. Yayda büyük ihtimalle Rıdvan var. Biraz Ziya'nın önünde de Emre Kılıç var. Ben maçı zaten seyrettim. Sonradan da belki 3-5 sefer bir daha seyrettim. Bana göre Ziya ilk pozisyondan topu taca atma düşüncesiyle hareket etti. Ama top çok yüksek gelince kısa düştü. Topu önüne alıp kaleciye veya taca oynamayı düşündü. Ziya doğrusunu yaptı. Ziya'nın arkasında olan rakip futbolcu Ziya'nın arkasında kaldı. Topa yetişmesi imkansızdı. Ve Ziya topa normalde hakimdi. Fakat Ziya'nın yanıldığı bir şey vardı. Çok geriden gelen, Ziya'nın görmediği, Ziya hem topu kontrol zaten ediyor. Zaten koşuya başlamıştı geriden tabii, gelen. Daha topu hem kontrol ediyor Ziya, hem de arkasındaki rakibi kontrol ediyor. Ziya ikisi arasında ve doğru yaptığını biliyor Ziya. Ama arkadan gelen futbolcuyu Ziya görmüyor. İyi seyredin. Açın internetten evet. O pozisyonu bir daha seyredin. Hocam normal ki hatalı yani. Ya mutlaka, ama pozisyonu iyi değerlendirin. Ziya hata yaptı ama Ziya hata yaptı. Pozisyonun gelişi nasıl? Emre bana göre biraz geç kaldı. Rakibin koşusuna cevap vermekte geç kaldı. İkincisi, ters bölgedeki Rıdvan pozisyon çok geçtikten sonra hareket etti ama yetişmesi imkansızdı. Biraz daha çabuk davranmış olsaydı Rıdvan, kademeye girmiş olsaydı belki bu pozisyon evet. Verilmeyecekti. Yani bunları görmeden Ziya'yı direkt olarak suçlamak, direkt olarak bireysel kötü tazahürat yapmak çok çirkin bir şey. Ne taraf, Yiğido taraftara yakışır. Hem memleketin çocuğu, hem bu takıma senelerce hizmet etmiş, kaptanınız olmuş bir futbolcu. Bu çok çirkin bir şey. Geçmişte yaşanılan örnekler var. Evet. Bu çirkinlikleri bir daha yaşamayın. Yaşatmayın. İnşallah Ziya da bir daha yaşatmaz. Ama yani ben üzüldüm. Hakikaten üzüldüm. En zayıf halka. Yani Sivaslı olması mı? Sivaslı'ya bu yakışmıyor. Biraz önce de söyledik. Sivaslı olup bu takımında forma giyen bir adam olarak ben bu tür şeylere çok üzülüyorum. Her yerde oluyor. Biraz önce de örnek verdim. Trabzon'da da Trabzonlu. İşte Sivas'ta Sivaslı. Ama artık evet. Bunu aşmamız lazım. Kaldı ki Ziya. Mesela geçen sene, bir önceki sene biz hani yakından takip ettiğimiz için biliyoruz. İzleyicilerin çoğu bilmez. Ziya maça çıkıyor. Ya ben biliyorum. Doktor, ya bak sen çıkarsan bu sakatlığın nükseder. 3 ay geriye gidersin dediği halde o riski alıp bana takımın ihtiyacı var o formda olduğu dönemlerde. Evet. İğneyle, ağır kesiciyle oynadı ama bunu kimse bilmez şimdi Ziya. Hain. Aynen öyle. Olmaz öyle. Aynen öyle. Yani, hakikaten haksızlık yapılıyor. En azından kul hakkına giriliyor. Ziya'ya sahip çıkmamız lazım. Tabii tabii. Ziya'yı yedirmememiz lazım. Özellikle taraftar gruplarına, arkadaşlarımıza ki aklı başında kardeşlerimiz onlar da. Taraftar grubu demişken Recep Servet Balta diyor ki
Abi tribün grupları acilen birleşsin. Ayrıca tribün olarak koreografi yaparak Kayseri maçının telafisini giderebilirler demiş. Göztepe, Osmanlı'dan sonra Göztepe mi geliyor buraya? O maçta olabilir. Mustafa Günay, mağlubiyetten çok kötü futbol yakışmadı. Yönetimde transferi çok geç tamamladı. Biz sonuçlara değil armaya aşığız. İster olarak İstanbul Sivas Spor taraftarları olarak Ankara'ya en az 45 kişi olarak gideceğiz demiş Mustafa Günay. Gündüz'de sevgili Recep'le konuştum. İstanbul Sivas Spor Taraftarlar Dernek Başkanı Recep kardeşimiz de Ankara'ya gelip takıma destek vereceklerini söylediler. İstanbul'dan Ankara'ya en az bir otobüste geleceğini söylediler. Nuri Turmuş Kayseri'den selamlar demiş. Abdullah Bey, ben bu hafta oynanan Kayseri Spor maçını Samet Hoca'nın hangi sistemle ve oyun düzenine oynattığını bir Sivas Spor taraftarı olarak anlamış değilim. Sizler anladıysanız anlatın, öğrenelim. Hoca kurduğu takımla tüm yiğidoları üzdü. Kayseri'den selamlar demiş Nuri Turmuş ve devam etmiş. Bence eğer transferler hocanın görüşü alınarak yapıldıysa hoca alınan futbolcuların kalitesini ve nasıl oynadığını bilmesi gerekir. Bunların bazıları takımlarında hatta milli takımlarında maç oynayarak geldiler. Hazırlar tatilden alınıp transfer yapılmadı demiş Nuri Turmuş da. Şuayb Közüz de Sivas Spor oyuncuların %80'i defansif yapılan transferler son alınan adamlarda dahil çok yetersiz. 17 tane transfer yapılmış. Bunların 6-7 tanesi alt liglerden demiş. Şuayb Közüz. Hocam o transfer, yani izleyicimizin Şuayb Bey'in görüşüne saygımız var ama transferlerden de memnun olmayan işte bir bu Şuayb kardeşimizi duydum. Yani transferler... Şimdi, yalnız şu var, Şuayb Bey'in haklılık yönü şu. Biraz önce ben bir soru sordum. En son transfer defansif orta saha mı, ofansif orta saha mı dedim, orta saha olduğunu söylediniz. Şu an Sivasspor'un ofansif orta sahaya, hatta kenar... Endinga'yı ve diğer, evet, onlar ofansif. Ofansif. Yani şu an Sivasspor'un sıkıntısı o. Sivasspor pozisyon üretmekte sıkıntı yaşıyor. Geçen sene de aynı aslında sıkıntımız vardı. Sivasspor'un geçen seneki şampiyonluğunun en büyük özelliklerinden bir tanesi çok az gol yemiş olmasıydı. Yani defansif olarak çok az gol yemiş olması Sivasspor'u şampiyonluğu taşıdı. Sivasspor geçen sene de pozisyon fakirliği yaşadı. Şimdi Sivasspor geçen seneden ders çıkarması lazım ki bir üst lige çıkıyorum, bir üst ligde bu tür sıkıntıları yaşamamam lazım diye transfer yapmak mecburiyetindeydi. Eğer şimdi seyredeceğiz yeni alınan transferler de, mesela ben yeni Ray Balka yeni transferlerden, belki bu da bir ön libero ama dikin oynayabilen ön libero, bu çok önemli. Dikine oynaması gerekir futbolcuların. Yani ön libero da olsa dikine oynamayı seven futbolcu olması lazım ki pozisyon ortaya çıkabilesin. Sen hep aldığın topu yan oynasan, aldığın topu yan oynarsan, bizim Galatasaray Selçuk gibi oynarsan, işte maç boyunca 200 tane topla buluşursun, 198 tanesini olumlu kullanırsın. Elbet olumlu alırım, geri oynuyorum, alıyorum, hiç riskli pas atmıyorum, riske girmiyorum, derine kullanmıyorum, derine girmiyorum. O zaman sen nasıl pozisyon üreteceksin? Biraz önce söyledin sen. Sivasspor'un pozisyonu yok bir tane. Şeyin vurduğu kafa topu Leandri var. Leandrinho'nun. Bir de şutu var. Başka pozisyon yok. Bunu üretemiyorsan o zaman ofansif manada sıkıntılarımız var demektir. Bunun asıl başlıca sebeplerinden bir tanesi 7 futbolcuyla, defansif futbolcuyla sahaya çıkmış olmak. 3 tane defansif orta sahayla maça başlamak. Mesajlar da bu yönde zaten. Tabii, genelde. Yani, defansif. Bu aslında aklın yolu bir. İnşallah alınan futbolcular da biraz daha ofansif manada üretken futbolculardır da Sivasspor'un bu üretkenliği ne katkı sağlar? Mesela az önce dedik ya işte Kayseri taraftarının, bizim Sivasspor taraftarının suskunluğu, yaşanan olaylar, oynanan futbol hiçbir şey güzel değildi. Sivasspor adına diyorum ben. Mesela beni en çok şaşırtan ki gerçekten de yine iddia ediyorum bu maç ölçü değil. Kone için. Kone yani Everton'dan gelmiş de ötesi yok adamın.
Ondan önce oynadığı 3 maçta kalitesini iyi. Ben boşuna Everton'da oynamadım dedirtirdi. Ya bir takımda bu kadar mı çok kötü olur? Kone gibi adam bile o yani Galatasaray maçında işte Serdar Aziz dayak atmasına rağmen, hakemle müsamaha göstermesine rağmen bu maçtan daha rahattı. O maçta. Yani aldı döndü bu maçta hiç yapamadı. Yani, Türkiye'nin en iyi stoperlerinden biri Serdar Aziz. Serdar Aziz bile baş edemedi ama bu maçta Kone'de de bir şey gördüm ben. Yani takımın tamamında aşağı yukarı vardı. Şimdi Kone hakikaten alınmış, getirilmiş belki 2-3 senedir arzuladığımız santforlardan bir tanesi. Yani ilk maçı iyi olan bir santfor. Ama siz Kone'yi hep yalnız başına bırakırsanız, Kone top aldığı zaman yanında etrafında futbolcu olmazsa, Kone zaten özel tedbirle oynayan, tedbir alınarak oynanan bir futbolcu. Üzerinde mutlaka markajda oynayan bir futbolcu. İlla ki mutlaka top kaptıracak. Evet. Kone'yi rahatlatacak. Kone'nin yanına her pozisyonda yaklaşabilecek futbolcu olacak ki Kone daha rahat edebilsin, rakibine ekart edebilsin. Yani pası verip tekrar boş alanda topla buluşacak ki Kone iş yapabilsin sana. Yandan orta yok. Kim attığı, Malatya attığı gol. Yandan bir tane orta yaptık. Topla buluştu, gol attı. Evet. Yandan kenardan getirdiğin orta yok. Direkt göbekten buluşturduğun yok. Kenar hiçbir hattı kullanamadı. Kullanamıyoruz yani. Enteresan. Kone çok ne yapacak? Yani şey gibi, şey yok. Şaka gibi bir maçtı öyle diyelim. Evet. Mehmet Ceyhan, Abdullah Bey iyi akşamlar size ve konunuza iyi akşamlar demiş. Benim eleştirim yönetime. Nedeni ise takımlarında oynamamış futbolcular alınması. Yoksa geçen yılı oynamış futbolcudan ne beklenir ki? Siz programın başında söylediğiniz gibi tek tuşta artık taraftar bunu görüyor. İyi yayınlar, teşekkür ederim demiş Mehmet Ceylan. Esat İnce, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar Abdullah abicim. Lütfen yayınınızda takımın haricinde taraftara da yer verir misiniz? Statta çekirdek çitlemeye gelmesinler. Taraftar olup takıma sahip çıksınlar. Tamam takım kötüydü ama statta taraftar daha da kötüydü demiş Esat İnce. Aferin, yani böyle taraftarlar da var. Şimdi az önce dedim ya, ben bazen kelimeleri seçerek kullanıyorum ki ya bak ha işte takımın kötü futbolunu taraftara mı ya da bu mağlubiyetin taraftarı suçlu mu diye algılayan olur diye dedim. Ya herkes öz eleştiri yapmalı. Belki de bizim de hatamız var. Niye? Takımı yani bu bir örnek. İyi motive edin, haberler yapamadık. Belki de bizim de hatamız var. Onun için herkes üzerine düşeni yapmalı. Bu hafta yani teknik adamıyla, futbolcusuyla, yönetimiyle, basınıyla, taraftarıyla hepimiz sınıfta kaldık. Onu söyleyelim biz. Onu kabul edelim. Çünkü nasıl başarı olduğu zaman birlik beraberlik diyorsak, başarısızlık olduğu zaman da bunu herkes üzerine düşeni yapması gerekir. Bu arada ben bir taraftarımız maraton tribününde kombinesi olan bir taraftarımız bir mesaj atmıştı da onu bulmaya çalışıyorum. Ne olur okuyun diye de yazmış. Evet. Remzi Eşki. Maraton üst D blok sıra 12 no 11'de diyor. Kombinemizi aldık. Malatya maçında yerimize oturduk. Ancak diyor cumartesi günkü Kayseri maçında D blok sıra 12 yani Malatya maçında oturduğu yer sıra 11'e gerilemiş diyor. Bir sıra kaydırılmış. Benim 12. sıram yok diyor. İnsanlar diyor. Ha maçı ayakta seyrettik. İnsanlar birbirine girdi diyor. Herhalde tartışma olmuş. Biz Göztepe maçında da mı aynı sorunlarla karşılaşacağız? Bu nasıl bir iş? Lütfen bunu gündeme getirin demiş Remzi Eşki. Ki ben bunu örnek olarak okudum. Benzer şeyi birkaç kişi daha göndermişti. Demek ki aynı yer. Yani bir hafta önce Malatya maçındaki yerleri kaldırılmış. Ayakta izlemişler. Yazılan bize bu. Aynı sıkıntıyı diyor. Hatta orada tartışma da olmuş. Aynı sıkıntıyı Göztepe maçında yaşayacak mıyız demiş. Tuğrul Uslu, selam abi Sivas halkına söyleyin. Sivas sporumuza sahip çıksınlar. Şimdiden bazı oyuncularımızı ağır şekilde eleştirmesinler, takımlarına sahip çıksınlar demiş Tuğrul Uslu. Şunu da sevinerek görüyorum.
sosyal medyada dünden bu yana takip ediyorum. Ziya olayında bu işe yanlış yaptınız diyenlerin sayısı daha fazla diyebilirim. Ziya'ya destek daha fazla. Onu da söyleyeyim ben. Öyle de olması lazım. Yusuf Karagöllü Balıkesir'den göndermiş Abdullah Yiğit. Sevgili dostlar, kötü oynadık. Takımda lider oyuncu yok. Forvet çok yalnız kalıyor. Orta sahada top dağıtan oyuncumuz yok ama inşallah uyum süreci kısa sürer. Yoksa durum vahim. Balıkesir'den selam ve sevgiler. Yusuf Karagöllü. Biz de Yusuf Karagöllü'ye selamlarımızı gönderelim. Evet, şu andaki görüntü öyle ama daha henüz çok çok erken. Ama bu takım az sonra arkadaşlar maç sonu açıklamalarda hazır olduğu zaman haber ederseniz teknik direktör Samet Aybaba'nın da dediği gibi takıma güvenim tam diyor. Maç sonu yöneticilerle de bazı yöneticilerle de konuştuk ki herkes ben de o kanaatteyim. Var malzeme var yani. İşte kimi sakatlığı nedeniyle, kimi uyum sağlayamadığı için, kimi burada olmadığı için ama bu takım bir araya gelir tam hazır olursa ki o da uzun sürmeyecek zaten. Bu takım çok canlar yakar. O istediğiniz yere de gelir. Hocam maçın hani not tuttuk dedim ya. Baktım da hakikaten 7-8 tane pozisyon yazmışım. 2 tanesi bizim. Az önce dediğimiz gibi Leon Dirinho'nun bir kafa bir de şutu var. Sivasspor ucuz yırtmış. Yani 2-0 daha böyle yüz kısaltıcı ya da bir Sivaslı olarak daha moral bozucu skorda olabilirmiş. Ya şimdi 3-0, 4-0 da yenilebilirsin. Ama maçı kazanmak adına çok şey yapmışsın. Hiçbir şey yapmadık. Çok şey yapmışsındır. Mücadeleyi ortaya koymuşsundur, pozisyonları üretmişsindir. Direklerden dönmüştür, penaltı kaçırmışsındır. Yani birçok şey yapmıştırsın ama maç 3-0, 4-0 yenilmiştir. Hem de iç sahada. Hocam olsun, sana bir maç söyleyeceğim. Tam da yeri. Yani bu dediğin olayla örtüşüyor. Sen Yozgat Spor'da oynuyordun. O maçı hatırlarsın. Stat hınca hınç dolu burada. Evet. Ben de hatta sağ kenarındaydım. Fotoğraf makinesi boyunuzda evet. Falan. Seninle de konuşmuştuk maçtan önce. 3-2 yenmiştiniz bizi. Ama maçtan sonra gol kaçırdı da Sivas Spor'u ne yaptı tribünler? Sanki yani skoru kapat elinden ne olmuştur maç? Kesin Sivas Spor maçı almış ki tribünler bağrına basıyor. 5-6-3, 7-3 biterdi. Biterdi aynen. Abdullah'ın kaçırdı. Minyeli Abdullah'ın iki defa kaçırdı. Çizgiden falan çıkarıldı. Evet. Yozgat Spor şansıyla 3-2 yendi. Evet. Şimdi insanlar bunu gördüğü zaman dediği gibi mesela Fenerbahçe maçında işte Türkiye'de bir ilki yaptık. Küme düştüğümüz sene takımı alkışladılar. İşte mücadele etti bilmem ne. Ama işte o gün hiç mücadele yoktu. İnsanlar onu bir geriye de düşebilirsin. Kendi kalenede gol atabilirsin. Bolun içerisine geçiyor. Hatta ilk yarı 2-0 da geriye kapatabilirsin. Ama bir hamle yapabilirsin ya da bir şeyler yapmaya çalışırsın. Onu yapamadı Sivasspor. Evet. İşte tepkiler de ona. Aynen. Evet. Maç sonu görüntüler hazırmış. Maçtan sonra her iki teknik adamlar ne demiş isterseniz hep birlikte onu izleyelim. Hakan Demirgil'in katkılarıyla futbol analiz devam edecek. Evet, maçtan sonra kötü bir performans. Beklentilerimiz bu değildi tabii. Maça farklı konsantre olmuştuk. Ama bizi bu konuda biraz şey yapan 3 tane oyuncumuzun 45 dakika içerisinde sakatlanıp saha dışına çıkması. Tercihlerimizi doğru kullanamadık. Futbol bu. Bugün gerçekten takım kötü bir günündeydi. Tek tek oyuncuları eleştirmek yerine takım bütünlüğüyle ilgili bakmak lazım. Biliyorsunuz transferlerimiz var, yeni oyuncularımız var. Bir idmana çıkıp oyuna sokmak mecburiyetinde kaldığımız oyuncular var. Toparlanacağız arkadaşlar. Biz bu arkadaşları bu kadronun içine aldık. Bunları geliştireceğiz. Ve bir an önce gerçekten iyi bir takım olarak liglere geri döneceğiz diye düşünüyorum ben. Soru soran var mı arkadaşlar? Hocam kötü futbol aşırı motiveye mi bağlı? Çünkü iyi motive. Oyuncularımızla şimdi konuşacağız. Bunun nedenlerini karşılıklı hem grup halinde hem tek tek. Gerçekten de performans olarak kötü bir günündeydi. Ama bu oyuncularımızın çoğu iyi oyuncular, kaliteli oyuncular. Tek tek bunların üstüne gitmek yerine demin de söylediğim gibi takımı nasıl kazanırızın peşinde olmak hem benim hem bu işi yapan hem de Sivasspor'u seven herkesin görevi zaten biliyorsunuz. Evet. Arkadaşlar biz bu transferlerde biliyorsunuz yönetime raporlar verdik. Bazı oyuncular alınıyor, bazı oyuncular alınmıyor. Biliyorsunuz siz bu işleri artık kolay değil. Bazı oyuncuların ücretleriyle ilgili sıkıntı oluyor ama biz istişare etmeden hiçbir oyuncu almadık.
Bizim bilgimiz olmadan hiçbir oyuncu alınmadı buraya arkadaşlar. Yani eğer bu konuyla ilgili bir şey söylemesi gereken birisi varsa birinci muhatabı benim. Benle birlikte de yönetimdir. Bu transferler bir an önce takımın içine katılırsa göreceksiniz oyuncuların ne kadar iyi oyuncular olduğunu. Özellikle bizde çalışmaları lazım. Hiç çalışamadık, daha bir araya bile gelemedik. Oyuncuların isimlerini bile bilmiyor arkadaşlar. Böyle daha hazır takımlara karşı biz biraz eksik durumdayız yani şu anda. Sıralamadaki hedefiniz var mı hocam şu anda? Biz ilk 10 takımdan biri olmayı hedefliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu uzun bir maraton. Bir maç kaybettik diye bu eyvah ah vah denilip bir maç kazanınca da tamam bu işi götürdük denilecek bir lig değil biliyorsunuz. Hayatımız bu ligin içinde geçti hem oyuncu olarak hem teknik adam olarak. Bu eleştiri yapmak için çok erken. Çok da erken arkadaşlar. Bir bakalım. Maçları oynayalım. Oyuncularımızla ilgili, bizle ilgili neyi doğru neyi yanlış yaptığımızla ilgili veya transferle ilgili ne doğru ne yanlışı zaman içinde görmemiz lazım. Ben bu kadroya güveniyorum. Elinden geleni önümüzdeki haftada daha iyi yapacak diye düşünüyorum. Hocam milli maç arası motivasyonu olumsuz etkiledi diyebilir miyiz? Yok. Biz normal çalışmamızı yaptık. Hiçbir sorunumuz yok arkadaşlar. Teşekkürler arkadaşlar. Primera vez, yo quiero dizer obrigado, porque aquí está muito pessoa. Önce teşekkür ediyorum buraya geldiğiniz için. Para mí este muy importante. Benim için çok önemli. Cuando llega mucho pessoa a frente entrenador do Kayseri. Benim önüme daha fazla böyle basın mensubu gelince daha fazla mutlu oluyorum. Aquí todo está preocupado para futbol. Herkes endişeli burada futbol hakkında. Obrigado otra vez. Teşekkür ediyorum tekrar. Sobre o jogo. Maç hakkında. Controlamos o jogo da capo al fine. Maçı baştan sona kontrol ettiğimize inanıyorum. Jugamos muito bem. Çok iyi oynadık. Temos control de jogo. Oyunun kontrolü bizdeydi. Passamos muito. Çok iyi pas yaptık. Çok Mentera iyi bola muito bem. Çok topu kontrol ettik, ayakta tuttuk. Não é fácil para mim também porque chegou mais de 17 jogadores. Benim için de kolay değil. Geldiğim günden beri söylüyorum. 17 oyuncu katıldı takımımıza. Mas cada jogo a equipa está a crescer. Her maç takımımız daha iyi gidiyor, daha da büyüyor. Felicidades para jogadores. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Felicidades para árbitro porque hoje tem um muito difícil jogo e ele acabou este jogo em grande. Hakemi de tebrik etmek istiyorum. Çok iyi bir maç yönettiğine inanıyorum. Gerçekten çok zor bir karşılaşma oldu. E também felicidades para nosso adeptos. Takımın taraftarlarını da tebrik ediyorum. Gerçekten bizi buraya geldiler, desteklediler. Porque yo no sabía y una rivalidad dentro de estas dos equipos. Geldiğim gün bunu bilmiyordum ama bana daha sonradan anlattılar iki takım arasında büyük bir rekabet olduğunu. Acho que eles têm sábado feliz. Umarım mutlu bir cumartesi geçirecekler. Un domingo igual. Pazar günü de aynı olur umarım. Tô feliz. Mutluyum. Soru alalım. Bat soru. Maç sonrası hocanın aşırı derecede şov yapması biraz bu ikili rekabetten mi olur mu kaynaklandı? Yoksa deplasman olması, hassas olması, hassasiyet biraz hoş karşılanmadı. Üçlü çektiğiniz için. Depois jogo, aí você, ele está pensando que você fazia show, aí essa aqui faz mais estressado os torcedores de Sivas. Ele está pensando que essa aqui movimenta não está certo. Tá bem. Desculpa. Özür diliyorum. Si você tavaş pensar así, desculpa. Eğer böyle düşünüyorsanız özür diliyorum. Maş, yo quiero tamay. Yo respeto a você, porque você tamay trabaja. Siz burada çalışıyorsunuz, ben de size saygı duyuyorum. Yo quiero trabajar você na meu lugar uma semana. Benim yerimde bir hafta çalışmak ister miydiniz? Öyle ficar branco. Saçlarınız ficar böyle beyazlayıp. Si yo vou ficar no banco sentado así, no problema. Yedek kulübesinde böyle sadece oturmamı istiyorsanız. Maçı tutu jogo. Ben her maç böyleyim. Tamisher. Her maç böyleyim. Sadece bu maç. Este meu karakter. Bu benim karakterim. Si você controla Şumudiga, onde quiseres, no YouTube, na todo lado, eu sou assim. Eu não mudei agora no Turquia. Ben Türkiye'de değişmedim. İnternetten videolarım var. YouTube'dan açıp seyredebilirsiniz. Si você não Almanya'dayken de böyleyim. Si você não gostava, desculpa. Eğer hoşunuza gitmediyse özür diliyorum. Mas eu não fazia nada mal para torcedores de outra equipa. Ben karşı takımın taraftarını
hiçbir saygısızlık yaptığını inanmıyorum. Sot celebrar momento con meu adeptos. Sadece benim taraftarlarımla galibiyeti kutladım. Esta interzismo futbol? Bu yani olamaz mı futbolda böyle bir şey? Evet. Tam maç sonrasında diyor zaten. Maç sonrasında diyor. Galibiyeti kutladım. Elvalın ki nay durançı jogo. Final jogo. Porque na Turquia not assim comum esses tipo de treinadores. Tá bem, desculpa lá. Ma, desculpa. Desculpa lá. Eu não sabia. Eu sou um treinador novo que quero trabalhar na Turquia. Ben sadece yeni bir hocayım Türkiye'de çalışmak isteyen o kadar. Cada jogo vou habituar. Her maç düzeleceğim. Que pode fazer ou que não? Öğreneceğim. Ne yapacağım, mas, ne yapacağım? Mas. Desculpa lá, um minuto. Mas, se meu adeptos castigar o meu nome, e o que pode fazer? Entrar dentro? Benim taraftarlarım benim adımı lekeleyecek bir şey yapmasa ben ne yapayım? İçeri mi geçeyim? Oto Demirgil Hakan Demirgil'in katkılarıyla futbol analiz devam ediyor. Evet. Özellikle Kayseri Spor Teknik Direktörü Sumudika'nın açıklamaları çok ilginçti. Orada biz kendisine maç sonu yaptığı o yumruk şov, o üçlü çektirmenin doğru olup olmadığını sorduk. O da ben kenarda oturan teknik adam değilim. Sanki biz yani maç esnasında biz bir şey demedik. Maç sonrasında dedik. O tabii işine geldiği gibi anladı. Daha sonra da özür dilediğini söyledi. Ama tekrar bir açıklama yaptı. Yine yaptığımın arkasındayım. Ben böyleyim. Değişmem falan dedi ama. Kültürel farklılıktan kaynaklanıyor. Hocam az önce de söyledim de kültürel farklılık, insanlık her yerde aynıdır. Yani onların kültürünü bilmiyorum ama onların eminim kültüründe de şey vardır. Yani bir etik, bazı şeyler kitapta yazmaz. Ama Allah akıl vermiş, fikir vermiş ya da işte vicdan vermiş, öyle diyelim. Şimdi deplasmanda yemişsin. Hangi maçta hatırlamıyorum şu an maç şeyini de. Sağ tarafa bir top atıldı, kontra yakaladı takım. Kaleci çıktı. Kaleci çıkarken sakatlandı, düştü. Ortayı yaptı, santrafor boş kaleye golü atacak topu tuttu. Kaleci sakatlandı. Ya böyle nerede o? İşte Türkiye'de tam, mi? Yok yok. Türkiye'de pek olmaz. Ya, evet. Yurt dışında da yani orada da illa işte. Yani o mesela kitapta var. Yazmıyor ama yazmıyor. Demek ki içinde var. Ben bunu demeye çalışıyorum. Tabii. Şimdi bir reklam arasına gideceğiz de ben Turan Kaya'nın bir önemli bir mesajı var. Daha doğrusu ben önemli olarak gördüm. Bütün mesajlar önemli ama bu güncelde biraz. Turan Kaya diyor ki Abdullah abi iyi yayınlar, takıma ve hocaya güveniyoruz. İki haftaya çok sağlam olacağız inşallah ama en önemlisi tabii ki biz taraftarlar üzerimize düşeni yapmıyoruz. Yönetim kurulu statüme çekirdek sokmasın, yasaklasınlar abi. Geçen yıl maraton tribünde çılgınlar 58 statümü organize ediyordu. Çok güzel organize ediyordu demiş Turan Kaya. Bu arada İstanbul'dan da az önce arkadaşlarımız... bir mesaj, evet mesaj burada. Şükrü Yıldırım selam göndermiş. Şükrü Yıldırım bizi izliyormuş İstanbul'dan. Biz de kendisine selam gönderelim buradan. Hocam mesaj varsa okuyabilirsin. Çünkü reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra da tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi kısa bir reklam arası. Hakan Demirgil'in katkılarıyla futbol analiz devam edecek. Oto Demirgil Hakan Demirgil'in katkılarıyla futbol analiz devam ediyor. Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Tabii bu arada reklam arasında izleyicilerimiz boş durmuyor. İlginize teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan İstanbul Taraftarlar Derneği'nden Serhat Özbıçak kardeşimiz bizi izliyormuş. Reklam arasında bayağı konuştuk onunla da. Aslında İmkanı olsaydı yayına bağlasak daha iyi olurdu ama çok güzel şeyler söyledi. Çok etkilendim. Biz diyor televizyonun başında çıldırdık abi adeta diyor. Ya bu 7-8 bin kişi ne yapıyor diyor. Allah aşkına bu taraftar grupları birleşsin. Amaç birse diyor. Ayrı gayrımız yoksa diyor. İstanbul'dan mı gelip diyor tribün yapalım, taraftarlık yapalım. Kendi ifadesini
söylüyorum. Adeta çıldırdık diyor televizyonun başında. Çok üzülüyoruz diyor. Real Madrid de yeniliyor. Barcelona da yeniliyor. Bu dünyanın sonu değil. Takımımıza sahip çıkalım. Taraftarlık böyle günlerde belli olur. Skora göre taraftar olmayalım diyor. Çok güzel şeyler söyledi Serhat kardeşimiz. Biz de katılıyoruz. Ve Ankara'ya gideceğiz diyor. Bunu tekrar söylerseniz yoruluyor. İstanbul Taraftarlar Derneği. Ankara'ya en az bir otobüste gideceğiz. Belki bu sayı artabilir. O da İstanbul'daki iş adamlarının desteğine bağlı biraz da diyor. Organize yaparlarsa buradan biz bu vesileyle İstanbul'daki derneklere de çağrıda bulunalım. Lütfen imkanı olanlar bu konuda İstanbul Taraftarlar Derneği'ne, hatta Sivas'taki taraftar gruplarına da yardımcı olurlarsa mutlu oluruz. Kerem Çoban diyor ki yabancı oyuncu olana kimse eleştiri yapmıyor ama Ziya bir hata yapınca herkes eleştiriyor. Ziya'nın hiç suçu yok. Orada defans, sağda defans olur mu? 80 dakika Abdullah abi demiş. Üzeyir Güney, iyi yayınlar Abdullah Bey. En kısa zamanda toparlanır Demir Grup Sivas Spor'umuza geçmiş olsun diliyorum demiş. Abdullah Arslan, iyi yayınlar taraftar gruplarının birleşmesini dile getirir misiniz? Çılgınlar 58 grubunun tekrar kurulması ve Yiğido Gençlik'le beraber geçen sene olduğu gibi bütün taraftara ateşlemesi gerekmektedir. Bu konuda adımlar atılması gerekiyor demiş Abdullah Arslan isimli izleyicimiz. Evet, biz de bunu diyoruz. Yani anlamış da değilim. O taraftar gruplarındaki arkadaşlarımızı hemen hemen hepsini tanıyorum. Birçoğuyla da diyalogumuz, sohbetimiz var. Sivas Spor'u luluklarından ya da Sivas Spor sevgilerinden zerre kadar şüphem yok ama yani Ahmet'e kızıp Mehmet'e kızıp o çok sevdiğin Sivas Spor'a istemeden zarar veriyorsun. Ya sen gidip orada belki istediği desteği alamıyorlar. Belki değil, alamıyorlar, onu da biliyorum ben. Yani Yiğido Gençlik olsun, Çılgınlar 58 olsun, oradaki arkadaşlarımız hakikaten çok büyük fedakarlık yapıyor. Bunu zaman zaman biz sohbetlerimizde dile getiriyorlar bunları. Hatta Yiğido Gençlik'teki arkadaşlarımız, özellikle kombine konusunda çok öğrencimiz var. Maddi durumları değil, yardımcı olur musunuz dedi. Biz de bir iki yere söyledik. Sadece ricacı olabiliyoruz. Herhangi bir destek gelmedi. Hepsi fedakarca takımlarını destekliyorlar ama hani kontrolsüz güç güç değildir denir ya hocam. Güçler, evet, bölündüğü zaman aynen öyle, bir ağırlık ortaya çıkmıyor. İnşallah bu, her şerde bir hayır vardır. İnşallah bu Kayseri maçı birçok şeyinde tekrar birleşmesine vesile olur. Güçlenmesine, güçlenerek döneceğine de inanıyorum. Hem takım olarak hem de taraftar, seyirci olarak. Tabii insanların, az önce de söyledik, zoruna giden o silik futbolu, etkisiz futbolu 90 dakika boyunca. Aynen öyle. Bu arada Mehmet Ceyhan John Boy'un durumunu sormuş. Az önce söylemiştik. John sakat. Sakatlığının yani 2-3 ay sürebileceği söyleniyor. İnşallah o kadar uzun sürmez ama sıkıntı işte, bize söylenen bu. Allah'tan hani John kadar iyi ya da kötü olur mu bilinmez ama o mevkide alternatif de var. Yani evet, geçtiğimiz sezonlar hiç yoktu böyle ön libero'da oynayanları ya da sağ ya da sol kanatta oynayanı defansın göbeğine çektiğini biliyorum hocanın. İbrahim'i bırakmasamaydık diye de içimden geçirmiyor değilim açıkçası. O gönderildiği zaman da çok dendi. Değil mi? İbrahim yani. Öztürk'ü. Bu arada Kerim Avcı da Altınordu'yla anlaştı. Ayağının tozuyla, tam ayağının tozuyla. Hatta Sivas Spor'da yaptığı idmanla gol attı. Yani Altınordu'da idmana çıkmadan, belki maçtan önce sınmıştır mutlaka. Kerim Avcı'yı da tebrik ediyorum. Azra'yı da öpüyorum. Çok da tatlı, minik bir kızı var. Allah bahtını açık etsin. 4-3 yenildiler ama takımının ikinci golünü de Kerim Avcı attı. Bu bilgiyi de verelim. Evet, mesajlarınıza bakıyorum. Genelde insanlar belki maçtan sonra bu kadar olumlu mesaj yoktu. Biraz daha
aradan zaman geçince daha böyle aklı başında şeyler, cümleler. Biz zaten şey yaparız oluyor, biliyor musun? Yani futbolculara maç biter, özellikle de olumsuz bir netice varsa kesinlikle ki herkesin konuşması, çünkü konuşulduğu zaman sen sıcağı bana atmadın, sen bana vermedin, herkes bir başkasında suç arıyor. Halbuki öbür türlü zaman geçtiği zaman bu sefer daha sağlıklı insanlar, düşünüyor değil mi hocam? Sağlıklı düşünmesinin sebebi şu, biraz önce sen bir konu hakkında söylemiştin onu. Kimse kendisine bakmıyor, işte basın kendisine bakacak, yönetim kendisine bakacak, tarafta kendisi ne yapamadığına bakacak. İşte zaman geçtiği zaman insanlar ben ne yapamadım veya ben ne yaptıma sorusu soruyor kendisine ve daha mantıklı düşünmeye başlıyor. Çünkü insanlar suçu hep başkasında, karşı tarafta görürse doğruyu yakalaması mümkün değil. Ben ne yaptım? Kendisini eleştirme boyutuna olayı getirdiği zaman doğruya yaklaşması daha fazla oluyor. Mesela Samet Hoca da konuşmasında biz belki zorunlu değişiklik yaptık ama dedi, doğru değişiklikler yapmadık. Değişikliklerde sıkıntı yaptı. Yani bu öz eleştiride bulunabilmek çok önemli. Zaten dedim maçtan sonra hani hatta o soruyu da ben sormuştum. Hocam hani rekabetten dolayı evet, aşırı motivasyon bu etkisiz futbola neden olabilir mi dedim. Bunu dedi futbolcularla oturup evet, konuşacağız dedi. Evet. Şu anda sanıyorum daha sağlıklı düşünürler, daha sağlıklı karar verirler. Ama genelde bakıyorum gelen mesajlara, taraftarlarımızın %90'ı hatta belki daha fazlası takıma güvendiğini, özellikle Ziya'ya olan desteklerini söylüyorlar. Belki de bu Ziya'ya destek yapanlar içerisinde cumartesi günü protesto edenler de vardı. Evet. Dedik ya sıcağı daha sıcağına. Daha mantıklı düşünebiliyor evet. Evet. Bu arada Kayseri'de Varela diye yeni transferleri hocam, Varela. Kırmızı kart cezalıydı. Kayseri Spor, Sivas Spor maçından önce 4 gol atmış. Baktım ben ikisini Varela atmıştı. Yani çok etkili bir futbolcu. Onun eksikliği, çünkü Kayseri basında takip ediyordum. İşte işimiz zor, Varela sakat falan. Pardon cezalı falan diyordu ama Varela oynamadı. Son gün transfer edilen Nikola, Sırp futbolcu, o ikinci golü attı. Gerçi o gol boş kaleye oldu ama en azından orada bulunması da önemliydi. İşte o gün sanki şey gibiydi ya hocam, bilmiyorum abartıyor muyuz. Kayseri Spor U21 takımı da olsa o futbolla biz bilmiyorum da yenebilir miydik? Çünkü o gün bir futbol takımında bu kadar kötü olmaz. Yani yarı yarıya olsa belki diğerlerinin açığını kapatır, maçı koparırsın ya da kurtarırsın diyeceğim ama o gün maçı ya bir puan alacak, hele hele galip gelecek hiçbir şey yapamadık. Bu haftanın enteresan şeyi de 9 maçın 5 maçın deplasman takımları kazandı. Cumartesi günü bütün maçları deplasmana. TFF 1. Liginde de öyle hocam. 4 maç Süper Lig'de, 3 maçta TFF 1. Lig'deydi. Yani toplam 7 maç oynandı. 7'sini de deplasman takımları kazandı. Enteresan. Yani, enteresan. Evet. Çok büyük bir tesadüf. Evet. Sanıyorum böyle bir cumartesi bundan sonra yaşanır mı? Doğrusu merak ediyorum. Evet, mesajlarınıza bakıyorum. Genelde dediğim gibi takıma destek mesajları var. Bunlar da güzel. Bu da çok güzel. Evet. Yido Gençlik grubu. Evet. Ziya'nın fotoğrafını koymuş. Yido Gençlik Facebook sayfası. Evet, kötü oynadı. Evet, belki de mağlup olmamıza sebep olan faktörlerden biriydi. Ama hiçbir sebep kendi futbolcusunu küfür etmeye, yuhalamaya sebep olarak gösterilemez demiş. Ziya'nın fotoğrafını koymuş Yiğido Gençlik. Tebrik ediyorum Yiğido Gençliği. Aferin, tebrik ediyorum. İşte böyle aferin olacak. Yani gençlerimiz bu bilinçte olursa bu gençlik grubunun dışında olan taraftarlar da inşallah daha doğru düşünebilme, daha doğru hareket edebilmeyi sağlayacaklar. Aferin, tebrik ediyorum gençlik. Hatta Yiğido Gençlik alttaymış yazının devamı, onu görmedim. Her şeyden öte diyor, o bir Sivaslı ve hiçbir futbolcu bilerek hata yapmaz. Kim ne derse desin, Ziya Erdal'ı kimseye yedirmeyiz. Futbolculuğu bir kenara, o adam gibi adamdır demiş. Teşekkür aferin ediyorum Yiğido Gençlik. Aferin.
eminim. Bu bilinçte bütün maçlarımız bu bilinçte seyrederim hatta inşallah. Hatta buradan da bir çağrı yapalım. Yarınki antrenman, bugün antrenman saat 18-19'daydı antrenman. Osmanlı Spor maçının hazırlıklarına bugün başlayacaktı, başladı Sivasspor. Antrenman 7'de, 6'ya kadar yani antrenmandan bir saat öncesine kadar basına ve taraftara kapalıydı. Saat 18'de tekrar bir paylaşım basına ve taraftara açıldı dendi. Arkadaşlarımızdan rica ediyoruz Sivasspor'dan ya yani bu işlerle ilgili olan arkadaşlarımızdan lütfen. Çünkü biz yani kameramanı ayarla, diğer gazeteci arkadaşlarımızla da konuştuk. Hepsinde aynı sıkıntı var. Sayfayı bırak, o anda haber doluyor. Çünkü ona göre programını yapıyor. Hemen ha deyip tek başına gidemiyor. Onun için de sıkıntı oluyor. Böyle değişiklikler olacaksa da birkaç saat öncesinden olursa, en azından 2-3 saat öncesinden çok da iyi olur. Bizim için iyi olur. Yarın eğer antrenman şimdiden bilmiyorum, antrenman büyük bir ihtimalle açıktır yarınki antrenman. Eğer açıksa taraftara, taraftar gruplarından Yiğido Gençlikten ve Çılgınlar 58'deki kardeşlerinden rica ediyorum. Takım kaptan olarak Ziya'ya bir çiçek yakışır ki sanıyorum bunu kendileri de düşünmüştür. Evet, Ziya'yı yedirmeyiz demişler. Takım kaptanınız ya. Kendi kalesine dönüp gol atsa ne yazar? Evet. Bu arada Recep Yüksel, İstanbul Taraftarlar Derneği Başkanı şimdi mesaj göndermiş. Bir de fotoğraf, teşekkürler Abdullah Yiğit demiş. Sebebi de Avcılar Belediye Başkanı'nı ziyaret etmişlerdi ister olarak. Biz de onu haber yapmıştık. Ondan alıntı yaparak. Biz Sivas'a size kim destek oluyorsa biz yanlarındayız. Seve seve de bunu kamuoyuna duyururuz. Bunu da söyleyelim. Bu arada Sivas'ta, İstanbul'da 6-7-8 Ekim tarihlerinde Yeni Kapı Meydanı'nda Sivas Günleri var 2017. Sivas Günleri şöyle de göstermiş olalım davetiyeyi. Sanıyorum İstanbul'da arkadaşlarımız Vizyon 58 takip edecektir. Esra kardeşimiz mutlaka orada olur. Sivas platformunun organize ettiği bir etkinlik her yıl yapılıyor. 6-8 Ekim tarihlerinde İsmail Erdem, Sancaktepe Belediye Başkanımız, Sivas Platformu Başkanı aynı zamanda. Buradan da duyurusunu yapmış olalım. Besim Cebecioğlu'na da Sivas Platformu'nda kendisi yönetimde bu davetiyeyi bana verdi. Besim abimize de teşekkür ediyorum. Biz zaten dediğimiz gibi Vizyon 58 İstanbul stüdyolarında mutlaka bunu arkadaşlarımız takip edecektir. Bunu da söyleyelim. Ve Sivas Spor'la ilgili söyleyeceğimiz bir şey yoksa Osmanlı maçına, yani Kayseri maçıyla ilgili, evet. Osmanlı maçına kısa bir değinelim hocam. Çünkü vakitte yaklaştı, belediye spor var. Gerek teknik heyet, gerek sporcular buradan bir ders çıkaracaklar. Çıkardıkları da kanaatindeyim maç sonu konuşmalarında. İnşallah aynı hatalar yapılmaz. Özellikle iç sahada Sivasspor taraftarı hep pozisyon görmek ister, hep ayağa kalkmak ister, hep o pozisyonlarla. O yüzden de futbol mantalitemizi, futbol düşüncemizi biraz daha ofansif manada üretkenlik yapabilecek seviyeye getirmemiz lazım. Eğer bunu yaparsak taraftarı da arkamıza alarak bir rüzgar estirebiliriz. O yüzden de özellikle teknik heyetten bunu rica ediyorum. Yani artık ofansif manadaki düşüncelerinizi biraz daha zenginleştirin diyorum. İnşallah bu Kayseri Spor maçı bir kaza olarak değerlendirelim. Küçük bir kaza atlattık. İnşallah ders alarak bir daha bu tür hatalar yapmayız. Bir daha böyle bir şey yaşamayız. Sanki bir galibiyete bakıyor. Eğer de bu hafta Osmanlı deplasmanından alınacak bir galibiyet sanıyorum Sivas Spor'un da önünü açacak. Bir de hocam Osmanlı biliyorsun Göztepe ile oynadı ve kendisi aslında 2-0 mağlup oldu. Evet. Yani sen yıllarca oynadın, hocalık da yaptın. Yaralı bir takıma gitmek mi yani şey olarak Sivasspor açısından diyorum daha avantajlı, yoksa galip gelseydi daha mı rahat olurdu rakip?
Onun hem dezavantajı var hem avantajı var aslında. Diyelim ki maç kazanmış bir takıma gitmek belki rahatlamış, rehavete kapılmış bir takım olarak moralli olacak. Moral motivasyonu olarak çok üst seviyede bir takıma gitmiş olacaksınız. Ama mağlup olan takımda ya acaba bu maçı da kaybedersek ne olacak tereddütü, endişesi ile maçı sahaya çıkmış futbolcunun hangi hataları yapabileceği, hatta hata yapmaktan korkan futbolcularla belki oynayacaksınız. Bu da sizin için çok büyük avantaj. Rahat olmayacaktır Osmanlı Rahat olmayacak. Futbolcular. Çok önemli. Yani Arman ben topla buluşmayayım, hata yapmayayım düşüncesiyle sahaya çıkan futbolcu ne yapabilir ki, ne üretebilir ki? Bu aslında bu daha avantaj diye düşünüyorum ben. Evet. Osmanlı Spor'da iyi gitmiyor. Onlar da eminim çıkış yolu arıyordur ama kolay bir maç olmayacak diye düşünüyorum hocam. Evet. Osmanlı maçını çünkü. Tabii tabii. Hiçbir maç kolay değil zaten. Evet, hiçbir maç olmadığı gibi. Bu maç işte senin de söylediğin gibi avantajı da var, dezavantajı da var. Evet. Ama bunu biz avantaja... İnşallah avantaja çeviririz. Çevirmemiz evet. gerekiyor. Evet, Osmanlı Spor, evet. Bu arada Çaykur Rizespor hocam TFF 1. Liginde 4'te 4 yaptı. 12 puan. Çok iyi gidiyor. Evet. Geri gelecek herhalde Sivas Spor gibi. Çaykur Rizespor hakikaten iyi takımdı. Takımdan da koruyorlar. Ben geleceğe kanaatindeyim yani. Bu hafta evet. Altın Ordu'yu 4-3 mağlup ettiler deplasmanda. Yani büyük bir başarı onlar için hakikaten Altın Ordu enteresan. Bir olarak bir inşallah yani bir şey olmaz hani takım içerisinde futbolcu arasında bir şey olmaz. Büyük ihtimal ara farkla bir olarak gelir diye düşünüyorum. Evet. Osmanlı Spor'un da bir puanı olduğunu söyleyelim. Osmanlı Spor'un bir diğer özelliği de şu anda bakıyorum ligin en fazla gol yiyen takımı 4 maçta 10 gol yemiş. İnşallah devamı gelir diyelim bu haftaki Sivas Spor maçında. Sivas Spor ilk yarının fikstürünün de açıklandığını söyleyelim. Sivas Spor Osmanlı maçı da 17 Eylül'de Sivas Spor'un kurulduğu tarih deniyor. Saat 17'de 17 Eylül saat 17'de oynanacağını da hemen söyleyelim. Pazar günü iyi bir saat sanıyorum işte İstanbul'dan gelecek taraftar grupları sanıyorum Sivas Spor Sivas'taki gruplar da buradan organize yapacak. Hı hı. İnşallah kendi sahamızda oynar gibi İnşallah. Oynar 3 puanı da alır geliriz. O kara bulutlar da bir an önce Sivas Spor'un üzerinden kalkmış olur diyelim. Hocam mesajlara da bir yandan bakıyorum. Şey Sivas önemli Spor'u... burada Osmanlı Göztepe maçı çok önemli. Bunu çok iyi ezberlemeleri lazım. Özümsemeleri lazım. Yani nasıl galip gelmiş Göztepe, hangi eksiklerle, hangi fazlalıklarla galip mutlaka tek tek futbolculara anlatılması lazım. Çok önemli. Muhtemelen o maçın tabii. görüntülerini tabii. Samet Hoca futbolculara izletecektir. Mutlaka. Evet. Zaten golün birini de penaltıdan attıklarını söyleyelim. Göztepe'nin. Evet hocam Sivas Spor'a başarılar dileyelim. Evet. Bu hafta sonu pazar günü saat 17'de Osmanlı Stadı'nda oynanacağını da söyleyelim. Evet. Geçelim Sivas Belediyespor'a. Sivas Belediyespor Diyarbakır deplasmanında Ahmet Spor'la karşılaştı. Bu maç seyircisizdi ama sözde seyircisizdi. İnsan o atmosferi görünce yani bu TFF'nin kuralları ya da devletin kuralları ki başımız gözümüz üstüne biz yasalara saygılı insanlarız. Sadece bizim Anadolu'da mı var? Orada neden yok? Bu soruyu sormadan da kendini edemiyor. Kendini tutamıyor. Şimdi maç seyircisizdi güya ama herkes vardı maçta. İsterseniz maçın kısa bir özetini izleyelim. Tekrar birlikte olacağız. Devam edecek. Thank you.
Kapat Berat! Ne yazıyor işte daha?
Düşür be. Ma bir de ofsayt hoca da. Ofsayt. Gir. Gir. Açık ofsaytı görmedi. Ya! Allah sen ben anlayayım. Oto Demirgil Hakan Demirgil'in katkılarıyla futbol analiz devam ediyor. Evet işte böyle bir maç oynandı. Seyircisiz maç denildi ama statta hatırı sayılır seyirci vardı. Taraftar vardı. Tabii çok nahoş olaylar da yaşanmış orada. İşte Ahmet Spor Kulübü sporcumuz diye bazı taraftarlar alınıyor tribünlere. Daha sonra güvenlik güçlerince zorla çıkarılıyor. Başkanlar araya giriyor falan. Bunlar bu ancak oralarda oluyor nedense. Bizim burada da neredeyse taraftarı yani tıraş olmamışın diye tribün almayacaklar. Ama orada kural, kanun, TVB hiç takan yok. Evet. Biz tabii her şeyden önce Sivas Belediyespor'u hakikaten yürekten tebrik edelim. Aşağı yukarı 45 dakika 10 kişi oynadılar. Üstelik 40 derece sıcak. Hatta 40 derecenin de üzerinde bir sıcak havada, alışık olmadıkları bir sıcak havada. Maçın henüz başında Ozan Kılıçoğlu'nun o güzel golüyle 1-0 öne geçtiler. Ama şanssızlıktır işte. İkinci yarının hemen başında 47. dakikada az önce görüntülerde de izlediniz. O pozisyona nasıl penaltı verildi, nasıl çalındı. Hatta özellikle izlerken de bak hocam dedim ben mi yanlış görüyorum diye. Ahmet de futbolcu daha müdahale etmeden kendini atıyor. Yani bizim futbolcu dokunmadan zaten oradaki şeye futbolcunun amacı topa uzanmak. Atmış da kendini yetişememiş. Zaten bırakmış futbolcu kendisini. Belediyesporlu futbolcunun hiç teması dahi yok. Evet. Yani var da aslında ikili mücadele verilecekse mücadele o bıraktığı için o da onun üzerine düşmüş zaten. Denge itibarıyla. Yani orada ben penaltı olduğu kanaatinde değilim. Üstelik ama, bir de kırmızı kart. He, ama oralarda oynamak hakikaten çok sıkıntılı işler. Ben tebrik ediyorum. Yani Ozan'ın golü nasıldı hocam? Ozan'ın golü çok güzel. Özellikle yani soruyorum ki öğrenci. Ozan'a yakışan bir gol atmış zaten. Ozan'a da selamlarımızı gönderelim tabii bütün takım. Tabii. Çok da iyi gol atmış. Ama golden sonra nereden baksana 4-5 tane pozisyon var. Mesela Ozan'ın var birkaç tane. Aslında oralarda şutu tercih edebilirlermiş. Ozan 54 numaralı sporcumuz. Belki şutu tercih etseler belki ikinci golü bulmak işten bile değilmiş. 3'e 2, 3'e 1 falan da yakalamışlar. Belki yani ilk devreyi 2-0, 3-0 bitirmek işten bile değilmiş. Keşke öyle olsaymış. Fakat enteresan bir şey var bu ligde. Şimdi burada Ali İzgi oturuyordu 2 hafta önce. Bu ligle ilgili bazı bilgiler verdi bize. Özellikle Kastamonu Spor hakkında müthiş bir şey söyledi. Yani uzay takım yaptı Kastamonu dedi. Tokat'a 2-0 yenildi. Ama ikisi de 0 yapmış. Ben ona şaşkınlık içerisinde Tokat'a kendi sahasında 2-0 yenilmiş. Yani şuna geliyorum ben. Sancaktepe'de zorlandı. Tuzla'yla oynadı. Sancaktepe 3-0. 3-0. Hayır hocam. Tamam. Maçı takip ettim ben. Hani yarım Sivas takımı gibi görüyoruz. Sancaktepe Belediye Başkanı ve kulüp başkanı Sivas'ı olduğu için sevgili Mehmet Genç Başkan'a da selamlarımızı ve tebriklerimizi gönderelim buradan. 80. dakikadan sonra 3-0 oldu hocam. Öyle 0-0'dı mi? Evet. Öyle 3-0 olduğuna bakma. Belki de maçı seyretmedim yani internetten takip ettim skoru. Sonradan goller geldi. Şimdi saydığı takımlar arasında işte Amespor'un iyi takım olduğunu, işte Kastamonu'nun uzay takımı yapıldığını, çok iyi takım. Hakikaten de yani burada ben Ali İzgi'yi maksadıyla söylemiyorum. Yani tek tek fert fert baktığın zaman hakikaten Kastamonu Spor müthiş paralar harcamış ve çok iyi takım oluşturmuş. Ama iyi takım, demin biraz önce söyledik Sivas Spor konusunu konuşurken, iyi futbolcu almak, iyi takım yapmak demek değil. Yani o alınan futbolcuları o süzgeçten geçirip takım haline getirebilmek çok önemli. Evet. Bunu da herhalde demek ki Kastamonu Spor yapamadı. Ama Ahmet'ten getirilen bir puan her ne olursa olsun tamam kaçan 2 puan var belki ama bir puan çok önemli ben öyle görüyorum. İnşallah bu İzgi'nin dediği gibi 6-7 haftalık periyotta inşallah istedikleri diledikleri puanlar da alırlar. Biz de zevkli maçlarını seyrederiz. Bu hafta cumartesi günü saat 15.30'da Muhsin Yazıcıoğlu stadında
Afşet Afyonspor'la saat 15.30'da cumartesi günü karşılaşacağını bir kez daha söyleyelim. Sivas Belediyespor'un o da önemli bir maç. Önemli bir maç, güçlü bir rakip. Evet. Yine Ziraat Türkiye Kupası'nda kurallar çekildi. Sivasspor geçen sezon olduğu gibi Buksaç'ta, Ankara Buksaç'ta eşleşti. Belediyespor ise Kemer'le, Kemer 2003 Spor'la Sivasspor Buksaç'ta kendi sahasında oynayacak maçını. Tek maç Belediyespor'da Kemer deplasmanına gidecek. Bu bilgiyi de verelim. Belediyespor'un rakibi Kemer 3.lik 1. grupta çok çarpıcı sonuçlar alıyor. İlk hafta kendi sahasında 6-1 yendi. Bu hafta sanıyorum deplasmanda 3 ya da 4 farklı kazandı. İbrahim Dağşan'da Kemerspor'da Dağşan'da Kemerspor'da olduğunu söyleyelim. Aslen Sivas'ta olan Bursaspor'da ve Sivasspor'da da forma giymiş İbrahim Dağşan şu anda Kemerspor formasını terletiyor. Bu ligde şeyde Belediyespor 5. Tokatspor'da 6. İnşallah bu şekilde devam eder. Tokatspor'da tebrik ediyorum. Tokatspor'u tebrik edelim. Arif Sadıcı, Ahmet Camgözoğlu, Fatih kardeşimi, gazetecileri, onları da takip ediyorum. Çok sevindiler. Yani inşallah iyi bir temel oluştururlarsa Tokatspor'u da neden olmasın TFF 1. Ligi'nde görürüz. Çünkü onları biz kendimizden ayrı görmüyoruz. Gerçi onlar da sağ olsunlar bizden kendilerini ayrı görmüyorlar. Biz her zaman Tokatspor'un başarısında zevk duyacağız. Hocam insanı şöyle mutlu ediyor. Bu vesileyle Tokat'a da selamlarımızı gönderelim. Geçenler Tokat'a gittik ailecek. Ya orada gittiğin zaman sokakta falan hani Sivas kadar olmasa da ya ne olacak Sivas Spor'un durumu, ben Tokat'ıyım takip ediyorum diyenler bile çıkıyor. Öyle hoşuma gidiyor ki. Aynı şekilde ben de öyle düşünüyorum. Hiçbir farkımız yok. İnşallah onlar da bir an önce bir üst lige çıkarlar. Bir ilginç not da bir sezon içerisinde, geçen sezonda dahil hocam, playoff maç oynadı Ahmet Spor'la Belediyespor. 4 maç oynadı. Bu 5. maç ilginçtir. Bu 5 maçta da Belediyespor 10 kişi kaldı. Hiçbir maçı 11-11 tamamlayamadı. Evet. Bu da çok ilginç bir not. Evet. Burada da 47. dakikada Feyyaz kırmızı kart gördü. Ama tekrar edelim, Belediyespor'u gerçekten yürekten tebrik ediyoruz. Kolay değil oralardan puan getirmek, üstelik tabii. 40 derece sıcakta. Hasan Karaman başkanı, Ali İzgi, Cengiz Bey'i, Kuzucuoğlu'nu evet. Ve diğer yöneticileri de tebrik edelim. Onlar da sanıyorum AMED'e gittiler. Evet, görüntülerini gördük. Evet, maça gittiler. Yönetici olarak gitmek de yürek istiyor. Yani. Tabii tabii. Ya öyle de olmak lazım. Bu arada programımızın sonuna geliyoruz. Hocam, Bal Ligi'nde de takımlarımız çalışmalarına devam ediyor. 23 Eylül'de başlayacak Bal Ligi maçları. Sivas'ı Şarkış'ta Belediyespor ve Demirspor temsil edecek. Çalışmalarını takip edebiliyor musun hocam takımların? Ya yok, da haber... takip edemiyorum ama hazırlık maçı falan yapıyorlar işte. Avgazi'ne söylediler. Ben seyrettiğimde 1-0 falan galipti herhalde şey. Ben gitmek zorunda kaldım. Avgazi 5-0 yenmişler. Karizma çizilmiş. Muzaffer ışıkların. Tabii onun ölçüsü değil tabii. Ama fena değildi yani. Avgazi'de bayağı dirençli takım yapmış. Ben ya beğendim hayır. Yani. Şimdi 1-2 hazırlık maç oynadı. 8-9 falan attı Avgazi. Şarkış'ta belediyeyle oynayınca 5-0 gelince biraz arkadaşları da kızdırmış herhalde. Karizmayı çizdirdim falan. Tabii bunlar olacak. Hazırlık tabii, maçları tabii. Her zaman adı üstünde hazırlık maçı evet. Ölçü değildir. Tabii, tabii. Bal Ligi'ndeki takımlarımıza da başarılar, yürekten başarılar dileyelim. Sizin takım da dahil hocam. Evet. Birinci amatör kümedeki bütün takımlarımıza da başarılar dileyelim. Evet, teşekkür ederiz. Söyleyecek sözün yoksa yok, hocam. Yok şu an yok. Kapatalım. Evet. Ben Sivasspor'umuza ve Belediyespor'umuza bu haftaki maçlarında başarılar diliyorum. İnşallah gönüllerinden geçen olur. İnşallah taraftarımızın umduğu, dilediği bir skorla döner Sivasspor. Burada da Belediyespor'umuz inşallah devamını getirir bu güzel beraberliğin. Ben iki takımıza da başarılar diliyorum. Evet. Allah yar ve yardımcılar olsun. Teşekkür ediyorum hocam. Ağzına sağlık. Evet, biz de hem Sivasspor'a Osmanlı karşısında
ki maçta yürekten başarılar diliyorum. Sivas Belediyespor'a da Afyon karşısında başarılar diliyorum. Bal Ligi'ndeki takımlarımıza da 23 Eylül'de başlayacak ligde de yürekten başarılar diledikten sonra bu akşam da programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta pazartesi günü tekrar birlikte olmak dileğiyle iyi geceler. Oto Demirgil Hakan Demirgil'in katkılarıyla futbol analiz sona erdi.